Perşembe. Evet, Aralık ayının bir haftası bile geride kaldı. Bu yılda öyle anlaşılıyor ki meteorolojiden gelen bilgiler soğuk, sert ve ağır bir kışa işaret etmiyor. Tam tersi, geçtiğimiz yıl gibi yumuşak geçecek bir e, kış mevsiminden söz ediliyor. Kış mevsimi yumuşak e, kış mevsimi yumuşak geçecek. Peki e, gündem nasıl derseniz? Gündem tabii ki içeriye dönük ve seçimlere kilitlenmiş gibi gözüküyor. Tabii ekonomi yine e, seçimlerle beraber, seçim gündemiyle at başı gidecek. Ekonomi dedik, enflasyon rakamları, asgari ücret, maaş zamları ve seçim. Bunların hepsi bir arada bakalım yılbaşında nasıl ortaya çıkacak. Efendim bugün bazı önemli gelişmelerin yaşanacağı bir gün. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda da bir başlangıç. Ekonomik anlamdaki başlangıç asgari ücret komisyonu ilk toplantısını yapacak. Tabi seçim olmazsa seçim olmadığı takdirde gerçekleşecek olan asgari ücret rakamıyla seçimin hesaba katılarak belirleneceği asgari ücret rakamı elbette birbirinden farklı olacak. Seçim gerçeği bakalım bütçe imkanlarını nereye kadar zorlayacak? Tabii bütçe imkanları dediğinizde bir de işin içinde özel sektör var. Mesela bugün son sözde Orhan Uğuroğlu Ankara e, Ticaret Odası e, Sanayi Odası Başkanı ile görüşmüş. E, oradan ilginç bir cümle de çıkmış. Tuzu kurular asgari ücreti belirliyor diye. Evet <laughs> yönetenler de tuzu kurular. Kararları alanlar tuzu kurular. İşin sahibi tuzu kurular. <laughs> Öyle olunca asgari ücreti de haliyle tuzu kurular belirleyecek. Şimdi e, tuzu kuruların belirlediği asgari ücret nasıl olur? Onun için muhtemelen yıl sonunu bekleyeceğiz ama o konuda hiç kuşkunuz olmasın. Son sözü her hal ve şartta Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden söylenecek. Dolayısıyla e, işin olumlu yansıyan bir tarafı olacaksa seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla e, ortaya çıkacak. Evet e, asgari ücret konu sadece asgari ücrete sınırlı değil ki seçim de var dedik. Bu konuda bugün iki e, gelişme var. Bunlardan bir tanesi Millet İttifakı aslında bu seçimlerde bir ittifak iktidar kanadı çevresi açısından Cumhur İttifakı açısından gerçekleşti ama muhalefet açısından şimdilik sonucu alınmış karara bağlanmış bir ittifak yok. İşte bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya gelecekler ve isimler üzerinde bir görüşme yapacaklar. Dolayısıyla bugün muhalefetin aday meselesi ve ittifak konusu bir hayli şekillenmiş, hatta kesinleşmiş olma ihtimali yüksek. Yani kesinleşmekten kasıt ya tamam ya devam anlamında. Ee, beklenti henüz çok e, olumlu da değil, olumsuz da değil. Çünkü belli kriz alanları var. Tabii kriz alanları var demek pazarlıklar sert geçiyor demek. Bunu böyle de okuyabiliriz. Nasıl bir açıklama gelecek? Hangi sözler gündemde önümüzde yer alacak? Bunun için akşam saatlerini beklememiz gerekecek efendim. Öte yandan yine yerel seçimlerle ilgili AK Parti'den bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir e, açıklama gelecek. E, genişletilmiş il başkanları toplantısı yapılacak bugün. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan orada 14 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. İşte 6 ilden söz ediliyor AK Parti'nin jest yapacağı Milliyetçi Hareket Partisi'ne. E, o illerin AK Parti adayları tabii ki söz konusu olmayacak. Tabii Bunun e, AK Parti'de doğurduğu özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, adaylarının destekleneceği illerde, AK Parti örgütlerinde bir takım rahatsızlıklar yarattığı biliniyor ama tabi bunların e, çok yüksek sesle dışa vurulması filan beklenmemeli. İşin içinde çünkü bireysel hesaplar var. Siyaset zaten e, ağırlıklı olarak böyle yürüyor. Hele ki yerel yönetimler filan dendiğinde hizmet aşkı ölçülüktü ama hani e, sonuçta herkes e, bir e, siyasi hesap ve ikbal peşinde olduğuna göre bunun doğuracağı bir takım rahatsızlıklar olabilir. Onlar da dar çevrelerle ...daraltılmış bir alanla... ...sınırlı kalır. Yani buradan muhalefete ekmek çıkmaz... ...demeye çalışıyoruz efendim. Evet. E, gündemde tabii... ...ekonomi var. Ekonomi dediğimiz zaman... ...Türkiye'nin ithalata dayanan... ...bir... E, ...üretim modeli var. Daha doğrusu... ...üretimin önünü kesen. Çünkü... ...bakınız... ...burada sıklıkla hep tekrar ediyoruz ama... ...hani e, ister istemez... İçinde yaşadığımız koşullar bunu dayatıyor. Bunu hatırlatıyor. Göz ardı etmeyelim diye tekrarlama ihtiyacı hissediyoruz. Nedir o? Efendim e, malum ciddi bir hayat pahalılığı söz konusu. Yüksek oranlarda enflasyonla karşı karşıyayız. İşte kağıt üzerindeki enflasyonla sokağın enflasyonu elbette ki birbiriyle örtüşmüyor. İşte e, düşüş var kağıt üzerinde filan. Eyvallah canım inşallah öyledir. Ama yani bu düşüşler filan işte yıl başında gerçekleştirilecek olan seçimi de hesaba katarak gerçekleştirmek zorunda oldukları maaş zamları falan gibi iktidar açısından sıkıntılı konular var. Bunların bir şekilde aşılabilmesi lazım. O yüzden hani kağıt üzerindeki enflasyon ama hayatın enflasyonu böyle değil ki. Sokağın enflasyonu böyle değil ki. Bakınız asgari ücret eee açlık sınırının altında. Sendikalar yaptıkları araştırmalarla işte 2000 liraya yakın o civarda açlık sınırı belirliyorlar. E alt, asgari ücret 1603 lira. Açlık sınırının altında. E peki emekliye verdiğiniz paranın ortalaması da açlık sınırının altında. Ortalama konuşuyoruz. Bakınız işte torba yasayla 1000 liranın altında maaş alan emeklileri maaşlarını 1000 liraya yapmaya çalışıyorsunuz. Açlık sınırı bunun iki katı. Yani şu andakinin belki üç katı. Ya 6-700 lira maaş alan emekliler var. Bağkur emeklileri var. Eh bu işin içinden nasıl çıkacağız? Seçimler sayesinde çıkarken ki bugün Sabah Gazetesi manşeti gerçekten e, çok e, hoş olmuş. <laughs> hoş derken yani biraz da e, gaz biraz değil büyük ölçüde gaz vermiş ama hani manşeti görünce insan kahkahalarla gülesi geliyor. Bu manşeti atmak için ya e, bu sokakta bu hayatın içinde yaşamamak lazım veya veya mecburiyetler olması lazım. Ee, her şey günlük gülistanlık ortalık taşıp dökülüyor bolluktan bereketten. Peki biz sözü fazla uzatmayalım. Sabah gazetesinin manşetini gördüğünde, gördüğünüzde hep birlikte baktığımızda göreceksiniz efendim. Efendim e, görelim şimdi gazetelerimize şöyle bir e, ilk bir saat içerisinde bugün Y harfiyle başlayarak e, alfabetik sırayla devam edeceğiz. E, gazetelerimizi daha sonra ayrıntılı bir tur ve köşe yazılarıyla tekrar devam edeceğiz. Efendim e, yeni söz. Hayata seyirci kalmayın diyor bakın. Manşette. Çocuklarımı televizyondan uzak büyütüyorum. Sözleri de var. Becerebildiğini kutlamak lazım. Doğrusu da bu. Savcılık Mehmet Ali alabo Alabora'nın tutuklanmasını talep etti. Tabii bir başka e, bu sürecin bir başka... De dikkat çeken tarafı. Ee, öyle anlaşılıyor ki eski defterler yeniden karıştı. Nereden karıştı? İşte e, nereden yola çıktık? Şuradan yola çıktık. Eski defterlerle ilgili. Ee, Osman Kavala. Bir seneyi geçti tutuluk hali. Henüz iddianame tanzim edilmedi. Ee, ve de işte gezi olayları, gezi olaylarının finansmanı filan derken e, filmi 2003'e sardık. Dolayısıyla e, bu kez yeniden bir gezi e, rüzgarı esiyor. Bu çerçevede yeni gündem korusu bulunamadığı anlaşılıyor. Evet peki efendim e, Yeni Şafak'tayız. 250 kadın idamdan kurtuldu. Yeni Şafak manşeti böyle. Ve bugün AK Parti'de ayrıntıları vereceğiz tabii ki. İttifak brifingi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ak Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ama artık Ak Parti'nin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı oldu. Haseki'den söz ediyoruz. Ee, hazırlıklar tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, bu sunum yapılacak ve bugün Ak Parti genel merkezinde de az önce hatırlattık e, genişletilmiş e, il başkanları toplantısı var ve orada işte e, bazı 14 ilden söz ediliyor. Aday isimleri e, verilecek. Evet, ee, efendim. Fransa'da yumruklar sıkıldı. Dün 6 aylığına akaryakıt zamları ertelendi demiş ve sarı yelekliler kazandı başlığına ilişkin de sarı yeleklilerin efendim 6 aylığına kazandılar. 6 ay sonra sarı yeleklilerin e, böyle 6 ay sonra yeniden zam yapılacaksa filan derken bunu yarattığı memnuniyetsizlik ve hükümetteki karşılığı 6 ay değil, 1 yıl erteledik. Hatta kaldırdık. Bu tabii ilginç bir gelişme olarak Fransa'da önümüzde duruyor efendim. Uçak gemisi bir yıl erken suya inecek. Evet, e, TCG Anadolu. Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi. E, LHD Sınıfı diye tanımlanıyor eğer yanlış hatırlamıyorsak. Ve de e, TCK Anadolu hızla bitirilmeye çalışılıyor. Bakınız bir yıl erkene alınmış. Tabi bu e, bir yıl erken falan ihalelerde falan da bu tür e, konular konuşuluyor. Bu konuda bu işlerde e, acele etmek hakkı verilmeden sorun doğuracak sonuçlar ortaya çıkmasını yol açabilir. Umarız bu hesaplar yapılıyordur. Efendim, ee, Kaşıkçı cinayeti ve Amerikalı Oscar'lı aktör Şompen cinayet belgeseli için gelmiş. Ve Yeni Çağ gazetesi, mülteci tezgahında iki ayaklı sinsi plan. Ümit Özdağ konuşmuş. Emperyalistlerin birinci amacı Suriyelileri göç ettirerek boşalttıkları bölgede Kürt devleti kurmak. Diğer hedefleri Türkiye'de karışıklık çıkarmak. Şimdi teknik açıdan bakarsanız e, Suriyeliler derken kastedilen tabi Araplar orada. Daha doğrusu Kürt olmayan unsurlar. Sadece e, Araplar yok. İşte Araplar şu Ermeniler falan gibi orada e, bir hayli e, kozmopolit bir yapı var. İşte Kürtlerin dışında Kürtlerle işbirliği yapanların dışındaki unsurları olabildiği kadar... Bölge dışına itmek ve hatta Türkiye'ye göndermek ki bu konuda başarılı olduklarını söyleyelim. Bu konuda da e, Cahit Armağan dilein çok dikkat çekici bir yazısı var. Tabii ki e, ikinci turda sekiz buçuktan sonra e, sizlerle paylaşacağız. Çok e, ilginç bir yazı. 3 e, üç, üç ortaklı konfederasyon veya federasyon yapılanmasına gönderme yapmış... Hani nereden çıkmış? Belki beş sene önce, 10 sene önce bu göngörüleri seslendirenler vardı. Onlara komplo teorisyeni falan diyordu. Artık bunlar ciddi tartışma konuları. Hani gerçekler üç adımda gelir diye bir söz var ya. Önce e, alay edilir. Sonra şiddetle karşı çıkılır. Sonra da zaten olması gereken buydu denir falan gibi olsa gerek herhalde. Ne yapalım? Efendim? Devam edelim. Akın İpek'in verdiği raporla Türkiye'nin iade talebine İngiltere'den red kararı verilmesine yol açan Türkiye'nin İngiltere'deki adli müşaviri görevden el çektirilmiş efendim. Yeni birlik Amerika Birleşik Devletleri'nden teröre tam destek. Evet, evet tam destek. Peki e, bunun Türkiye açısından doğurduğu veya doğuracağı sonuç ne? Cemil Cevri, eski büyük biliyorsunuz, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etmişti. E, şimdi bölgede etkin bir diplomasi yürütüyor. Yürdünde, sanıyorum bugün veya yarın Türkiye'de olacak. Ve gelir ayak adeta tehdit etti. Güvenlik e, gözlem noktaları üzerinden. Hani daha önce yaşandı bazı sıkıntılı haller. Yani buraya gelirseniz karşınızda bizi bulursunuz falan diyerek oluşturdukları PYD-YPG. Tıpkı e, Barzani bölgesinin oluşturulması gibi. Sahip çıktı onları bir koruma kalkanı arkasına alındığını söyledi. Türkiye'ye gelirken söyledi bunu. Yani bunları konuşmaya geliyorum haberiniz olsun falan diye. Yani çok pervasızca e, hatta küstahça sayılabilecek bir çıkış. Ama bunun karşılığı ne olacak sorusu. Önemli olan bu. Yani hadi bakalım ya Allah falan deyip Mehter Marşı'yla gitmek midir? Bilmiyoruz. Bu da ihtimal dahilinde. Masanın üzerindeki seçenekten biridir. Ama hani zaten hani e, savaş diplomasinin başka araçlarla yürütülmesi falan gibi bir ifade de var ya. Böyle bir tanımı var. Peki e, Sun Tuzu'nun galiba sözü var değil mi? E, aptallar kazanmak için savaşır, akıllar savaşmadan kazanır falan diye. E, bakalım bu süreç nasıl gelişecek? E, bu ABD tehditlerine pavuç bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Nasıl olacak? Onları Göreceğiz efendim izleyerek. Yeni Asya ekonomide o hal yetkisi. Cumhurbaşkanı kurumların yetkisinin üzerine çıkarak müdahale edebilecek. Şimdi e, kurumsal bir yapılanmadan bireysel bir yönetim modeline Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile geçmiş olduk. E, üstelik çeşitli yapılar ve kurumlar var. Bu kurumların Yeni devlet yapılanması içerisinde yeri hiyerarşisi e, yetki alanları pek anlaşılır gibi değil. En azından bizim gibi sıradan sade ölümlüler açısından pek anlaşılır gibi değil. O yüzden hani e, zor bir dönem yaşıyoruz ve bunun bir takım yönetimsel aksaklıklara yol açtığını biliyoruz. Ankara'da birçok yerden çünkü buna benzer çok sesler çıkıyor. Ömer Dinçer'in de kulağını çınlatmamız lazım herhalde. Yeni bir idari yapılanma, bir idari reform, yönetim reformu planlaması söz konusuydu. Ee, şimdi bu yaşadıklarımızla Ömer Dinçer'in planladığı ve öngördükleri arasındaki farkı Ömer Dinçer'in ağzından dinlemek bayağı e, isabetli olurdu ama Ömer Dinçer ne yazabiliyor? Ne konuşturulabiliyor? Değil mi efendim? Ee, bir ara hatta üniversitesinde e, konuşturulması değil mi? Marmara Üniversitesi'nde. O zaman de yazıyordu. O Habertürk köşesini kapatmak zorunda kaldı. Haftada bir gün yazıyordu. Habertürk de dükkanı kapattı zaten. Artık bir e, gazete olarak değil ama bir haber portalı olarak e, yürütüyor. Ekonomide o hal yetkisi manşetini paylaştık. Efendim e, EYT yani erken e, emeklilikte yaşa takılanlar. Emeklilikte yaşa takılanlar. Bu konuda İyi Parti'nin vermiş olduğu kanun teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. MHP'liler daha önce İyi Parti'nin vermiş olduğu araştırma önergesini araştıracak ne var? Zaten biz her şeyi biliyoruz. Gerekçesiyle reddetmişlerdi. Bu kez çok alelacele hazırlanmış gerekçesiyle reddettiler. E, ve böylece hükümete ve iktidara olan desteklerine bir yeni halka daha eklemiş oldular. Evet, Harem İbrahim'e de musallat oldular diyor. Ayrıntı vereceğiz. Brezlik'te son söz parlamentonun, İngiltere parlamentosunun. Hani Churchill'in parlamentonun gücü konusunda örnek verirken e, siz her şeyi yaparsınız. Sadece kadını erkek, erkeği kadın yapamazsınız filan demişti. Tabii o dönem için e, bunun pek pratiği yoktu ama bugün artık mavi pasap mavi nüfus cüzdanı hoş nüfus cüzdanları değişiyor ama e, mevcut hali hala devam ettiği için söyleyebiliriz mavi nüfus cüzdanı taşıyanlar pembe cüzdan sahibi de olabiliyorlar ters de mümkün tabii. parlamentoya falan gerek yok İyi e, iyi bir e, doktor yetkin bir hastane sorunu çözüyor İngiltere parlamentosuna ihtiyaç yok yani. Efendim yeni akitteyiz. Haini böyle beslemişler diyor yeni Akit. Hasan Cemal'in bağımsız gazetecilik platformuna batıdan para yağmış. Hay Allah ya <laughs> Koca devlet, masak. 17 yıldır devletin tüm kurumlarını e, üstelik kendi kadrolarıyla yöneten, bizim öyle zannettiğimiz en azından siyasi iktidar, e, Hasan Cemal'in bağımsız gazetecilik platformuna batıdan para geldiğinden haberler değilmiş. Herhalde o haberdar olmadığı esnalarda, Abi filan deniyordu değil mi Hasan Cemal'e? Hasan abi açın bakın gazete arşivlerini. Veya hafızanız bu konulara yatkınsa eminim müsait olanlar e, hatırlayacaktır. Hasan abi deniyordu değil mi Hasan Cemal'e? E şimdi Tuğkaka. Evet. Efendim geldik Türkiye gazetesine. Terörün hedefi. Türk ekonomisi. Maryland Üniversitesi bir rapor hazırlamış. O rapora göre terörün hedefi Türk ekonomisiymiş efendim. Evet, ey seçim sen nelere kadirsin? Sürpriz köprü cezaları iptal edildi. Haksızca ve hukuksuzca. Adeta bir gasp modern yasal. Yasal bile değil. Bir gasp gibi milletin canını yakan köprü cezaları iptal edilmiş efendim. İyi ki seçim var diyoruz. Boşuna söylemiyoruz. E sonra, e sonra 1 Nisan'dan itibaren acısı çıkar hiç kuşkunuz olmasın. Hiç kuşkunuz olmasın. Tıp artık ticarete dönüştü. Evet, ee, efendim. Doktor Yavuz Dizdar. Herhalde şu anda en popüler en medyatik doktorlardan birisi Canan Hocadan sonra e, Mamafi daha öncesinde de hiçbir televizyon davetini reddetmeyen bu konuda da kitabın ortasından konuşuyor izlenimi veren yaklaşımlarıyla da dikkat çeken bir isimdi Yavuz Dizdar. E, biraz kurulu düzen işte e, hastanın müşteri olduğu ve de e, öylesine bir sistem kurulmuş ki insanları hastanelere mecbur eden filan bir e, sisteme itiraz ve isyan eden az sayıdaki e, doktordan birisi. Başka isyan eden doktorlarımız olduğunu biliyoruz. Ama bunu yüksek sesle söylemeye cesaretleri yok. Öylesine sıkışmışlık hali söz konusu ve tabii e, güçlü bir yapı var. Çok güçlü. Ee, bu arada tabii başka isimler de var. Yen kitabıyla e, gündemde tabii Yavuz Dizdar. Ama e, biz bir hakkı da teslim edelim. Ahmet Rasim Küçük Usta, Profesör Ahmet Rasim Küçük Usta tabii emekli olduktan sonra daha rahat davranmaya başladı gördüğümüz kadarıyla. Ama onun da hoş bir kitabı vardı burada da e, paylaşmıştık hatta e, adamın birisi doktora gitmiş. Gidiş, o gidiş diye. Böylesine tuhaf bir sağlık sistemi söz konusu. Ee, biz burada zaman zaman şikayetlerimizi dile getiriyoruz ya. Bir dönem sağlık sisteminde SSK hastaneleri varken, SSK hastaneleri vardı biliyorsunuz ee, hatırlayacaksınız. Ee, SSK hastanelerinde müthiş bir hasta yoğunluğu ve hastaya yeterince zaman ayıramayan doktorlar. O süreçte özel muayenecilik var. Ve özel muayenehanecilik e bir turnike hastanelerdeki yoğunluğu özel muayenehane ve bir turnike doğmasına yol açmıştı. Cebinde 3-5 kuruş parası olup doktora muayenehane parası ödeyebilecek durumda olanlar SSK hastanesine gitmektense önce muayenehane üzerinden hastanede işinin daha kolay görülmesini e, sağlıyordu. Böyle bir çark dönüyordu. E, hatta o dönemde yani espri olsun diye söylemiştik ama bazı teknik ciddi alanları da oldu. Ee, hani hastanelerin doktor kadroları ihaleyle verilebilir. Yani doktorlar üstüne para ödeyebilirdi. O görevlerin. Çünkü çok ciddi bir muayenehanecilik e, herkes için değil tabii ama sistemi işliyordu. Böyleydi. Ve o dönemde en çok eleştirilen bizim de en çok eleştirdiğimiz şey neydi? Kardeşim hasta yoğunluğu dolayısıyla hastaya gerekli zaman ayrılamıyor. Yani 5 dakika yüzüne bile bakamıyor hastanın. Bugünkü teknolojik sebepler dolayısıyla değil. Vakti yok. İnsanlar kuyrukta. Zaten içeriye girdiğinde kayıt edip adı soyadı işte kimlik filan o zaman daha bilgisayar altyapısı var tabi. E, epeydir var ama yani daha yeni e, filan daha kağıtlarla işlemler yapılıyor o tarihlerde. İmdalar mühürleri var yani. Filan bütün bunlar zaman aldığı için yani sadece bir reçete yazıp göndermekten ibaret. Hastanın ne anlattığını dinlemeye bile vakti yok doktorun filan. E böyle muayene olur mu? diye eleştiriyorduk. Bunu doktorlar da eleştiriyordu haklı olarak. Bugün geldiğimiz yer aynı. Niye? Bu, bu sefer performans sistemi çıktı. Performans sistemi dolayısıyla hastaya vakit ayırmaya ihtiyacı yok. Çünkü performans olması lazım. E başka bir şey daha var. E, o da işin bir başka boyutu. Kardeşim e, insan doktorla göz göze gelmek, doktorun hastalık ve hastayla ilgili gerekli bilgiyi vermesini dinlemek, hastayı anlamak filan bu bir zamana bağlı. E tabi doktorun da konsantrasyonuna bağlı. E şimdi doktorla göz teması bile mümkün değil ki. Öyle değil mi? Her şey bilgisayarda. Yani bir takım tahlil tetkikler yapılmış filan. Onlar sisteme yüklenmiş. E hastanın yüzüne bakmasına ihtiyacı yok. Hastanın ruh hali, psikolojisi, duyguları, bunlar zaten devre dışı. E, oradan bakıp falan yürüyor mu? Yürümüyor. Evet, olmuyor. Hastanelerdeki kuyruklara bir bakın. Bir de tabii bir gıda döngüsüne bakın. Öyle bir döngü ki insanları Hastaneye mecbur eden, hasta eden bir gıda e, mekanizması çalışıyor. Doğruduğu sonuçlar bunlar. Öyle değil mi? Nitekim e, Tarım Bakanımız yavaş yavaş e, iş öğrenmeye başladı herhalde. Çok çarpıcı bir açıklaması var. Ve tabii açıklama çok dikkat çekici olduğu için kimse görmedi. E, biz çok eleştirdik ama burada da hakkı teslim edelim. İthal tohum kullanmayın diyor. Niye? Çünkü hastalığıyla beraber geliyor. İtel tohum. Hastalığıyla beraber geldiği için zirai ilacı da beraber kullanmak zorundasın. Öyle bir kurgu yapmış. E güzel de bu tohumlara filan muhtaç eden, mecbur eden, muhtaç etme de değil, mecbur eden sistemi bu e, iktidarlar kurmadı mı? Neyse gene de bunu fark ediyor olması bile e, önemli. Nereden nereye sıçradık diye. Geldik Star efendim. Cinayeti Birleşmiş Milletler soruşturacak. Türkiye'nin diplomatik çabaları sonuç verdi. Hadi bakalım hayırlısı olsun efendim. Evet pekala. Cinayeti Birleşmiş Milletler soruşturacak. Şimdi e, ee, Serdar Turgun dediğine geldi iş galiba. Mamafi bunu dedikten sonra tersini de yazdı ama ee, iş oraya geldi. Gelebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde e, güçlü bir kanat Muhammed Bin Selman'ı tasfiye edecek. Nitekim Cüneyt Hespul Senato'da komisyonda başkanın talimatıyla konuşturulmadı biliyorsunuz. Ama sonra ciddi bir baskı Güney Hespul konuşturuldu. ABD'de CIA kanadı o kanat her kim hangi e, yapıyı temsil ediyorsa o adres Muhammed Bin Selman'ın tasfiyeden yana. Trump ve damadı Küşner'in bu yapıyı muhafaza etmeye çalıştığı e, anlaşılıyor. Tabi buradan küreselci, ulusalcı ayrımı üzerine falan bir analiz yapılabilir mi? Uzmanlar tartışmak lazım. Enflasyondaki düşüş pazara uğramamış. <laughs> Enflasyondaki düşüş bürokrasinin bilgisayar klavyesinden pek dışarıya çıkamamış galiba. Ne dersiniz? Bilmiyorum. Sözcü muhabiri gitti gördü vatandaşı dinledi yazdı. Enflasyonun geçen ay %1.44 düştüğü açıklandı. Üç küsür. Nerede 1.44? 25'lerden 20'lere düşüyor ya. 360 kimine? Evet. Efendim İstanbul Beylikdüzü'nde kurulan salı pazarındaki fiyatlar tam tersini söylüyor. Evet her neyse <laughs> asıl olan Malum, büyüklerimizin söylediği. AKP'den MHP'ye 6 ilde ittifak jesti demiş efendim, gördünüz. İşsizliğin boyutu, malum. Son söz, asgari ücreti tuzu kurular belirliyor. Evet, öğrettiğin ee, <laughs> özde bir Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın sözleri bunlar efendim, malum. Beşte iş adamı e, temsilcisi var Asgari ücret komisyonunda. Evet günün en yürek ferahlatan e, haberi burada. Cepler dolacak yüzler gülecek. Moraliniz çok bozuluyorsa böyle bir espri vardı. Kim yapıyordu şu anda hatırlamıyorum. E, kim yapmış veya onu da hatırlamıyorum. Ama şöyle yani çok gündeme ve hayatın içine bakıp da canınız sıkıldı moraliniz bozulduysa A haberi açıyorum. Oh rahatlıyorum filan demiş o adamcağız. Her kimse. Şimdi bütün bu bizim karamsar yaklaşımlarımızdan sonra sabah gazetesini görüp moraliniz düzelsin. Şu sıralarda belki işte gözücüyle bize akıp da işe gitmeye hazırlananlar olabilir. En azından bu moralle daha fazla devam etmeyip bizi kapatsınlar efendim. Yola çıksınlar. Öderimiz o. Cepler dolacak, yüzler gülecek. Oh. Evet. Yeni yılla birlikte emekliden memura, engelliden yaşlıya, esnaftan işçiye, işçize 81 milyon vatandaşın geliri artacak. Yemin etseler başları ağarmaz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Efendim, peki. Devam edelim. Tabii hayat bundan ibaret değil ve medya organları da sadece sabahtan ibaret değil ama Macaristan örneğini bir kere daha hatırlatalım. Onu Karar Gazetesi bugün hatırlamış efendim. Biz <laughs> üç gündür hatırlatıyoruz. Bugün de karar hatırlatmış. Posta Gazetesi ceset yok film var. Evet peki ceset olmadan nasıl cinayet söz konusu olacak? Ortada itiraf da yok. mafi e, Sudilerin açıklamasına göre bir itiraf da var galiba. Evet ne diyelim? Bu arada devletin %93'ü E-Devlet'e geçmiş efendim. Tecavüzcü sevgilisini öldüren kadına beraat. Yani meşru müdafaa hali dolayısıyla. Orta Doğu. Türkiye'de 232 bin kişi cezaevinde. Rakamlar afistiyor. Bu vallahi yanlış bilgi. Niye? Biz niye yemin ederek söylüyoruz? Bu sebeple. Adalet Bakanlığı'nın resmi bilgileri var. Bir CHP milletvekilinin Mali Şeker'in sorusu muydu? Şimdi yanlış söylemeyelim. Sorusu üzerine yazılı sorusu üzerine Adalet Bakanlığı da yazılı cevap vermiş. Cezaevlerindeki hükümlü, tutuklu sayısı, kadın erkek sayısı, çocuk sayısı. Onu bulabilir misiniz arkadaşlar? Geçen haftadan veya evvelki haftadan. Yani bilemiyorum bulabiliyorsanız. <laughs> Değil mi? Biz burada bu rakamları paylaştık. Daha sonra gazetelerde de yer aldı. O rakam, o rakamlar. Hatta suç çeşidine göre yuvarlatılmış sayılar. Oradan aklımızda en çok kalanlardan bir tanesi e, 50 bin küsürle e, uyuşturucu suçlularıydı. İşte 30 bin civarında terör suçlusu vardı. E, Tabi hükümlü tutuklu. 200 bin aşkın e, hükümlü. Toplam 259 bin küsür veya 269 bin küsür yani. Yani aşağı yukarı 270 bin veya 260 bin civarında tam gibi e şimdi bulursa arkadaşlar tam rakamı söyleriz. E, tökümlü, tutuklu vardı. E, bu arada bu birkaç gün içerisinde 10 bin yeni gözaltından söz edildi. Sayı daha da yükselmiştir. E, talihler de olmuştur muhtemelen. Evet. Yani bu rakamda bir yanlışlık var. 232 bin kişi cezaevinde 232 bin hükümlü olabilir. Ha, 232 bin hükümlü olabilir. Tabi bu da çok cehşet bir rakam. Dün mesela paylaştık. Ee, i̇ster istemez bu iki haberi alt alta görünce insan söylemesi gereken çok söz var diye düşünüyor. Sağ olsun arkadaşlar buldular bakın. Bakın gelsin görelim. Türkiye'deki cezaevi gerçeği diye vermiştik bakın. 201 bin hükümlü. Ya 232 bin dedik falan. Bakın ya, yalan yanlış şeyler insanın aklında kalabiliyor. 201 bin bakınız hükümlü. Bu aşağı yukarı bir ay önceki rakamlar. Adalet Bakanlığı rakamı bunlar. 58 bin tutuklu. Toplam 259 bin. Biz de 260 diye yuvarladık. Bakınız bunun 246 bin erkek. 10 bin 245'i kadın. 3 bin 13 çocuk. Hatta çocuk ne kadar çok demiştik yani. Çocuk. Devam. 385 cezaevimiz varmış efendim. 132 adette inşaatı devam eden cezaevi varmış ve cezaevlerinin kapasitesi 211.776'ymış. Eh 259.327 hükümlü ve tutuklu cezaevindeyse ise kapasitede 211.776 ise 47.551 kişi fazla. Yani bunlar aynı yatağa İki veya üç kişiyle paylaşmak zorunda kalanların sayısı. 47 bin kişi. Bakınız suç gruplarına göre 52 bin biz. 50 küsür bin dedik. Bakın 52 bin küsür demek. 52 bin uyuşturucu. 44 bin terör. FETÖ'de var bunun içinde tabii ağırlıklı olarak. 33 bin hırsızlık. cinayet 26 bin. Yağma 22 bin. Yaralama 25. Cinsel suçlar 20 bin. Şimdi dün e, hatırlarsanız e, iki haber paylaşmıştık. İki haber. Bunlardan bir tanesi e, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'deki cinsel e, şey, e, tecavüz suçları. iki yılda 23 kat artmış. Hükümlü sayısı, dikkat. Hükümlü sayısı iki yılda 23 kat artmış. Şimdi birazdan milliyeti göreceksiniz. Milliyetin manşetinde de dolandırıcılık var. Sayı 1 milyon. Cezaevinde yedi bin kişi varmış ama var. haber öyle. Ama <laughs> dolandırıcı sayısı bir milyon. Yani bakar mısınız ne biçim bir toplum olduk? Bu arada birileri de Türkiye'de şeriat gelecek filan diye bir ara çok kaygılanıyorlardı. Falan. Ya tam tersi. Daha dehşet verici bir yere doğru sürükleniyordu. Farkında değil misiniz? 52 bin uyuşturucu, hükümlü ve tutuklusu. Bunlar torbacı tabir ettiğimiz Bayilik sisteminin en uç noktası. Baron falan yok aralarında işte. Bir tane baronumuz vardı. Onu da e, sulh ceza mahkemesi yanlışlıkla efendim, e, şey yaptı, tahliye etti. Adam buharlaştı gitti. Başka da yok bildiğimiz kadarıyla. E 52 bin. 52 bin de dışarıda var mıdır yani? Dağıtım işi yapan. E vardır herhalde. 100 bin uyuşturucu dağıtıcısı var. Yani Türkiye ülke olmaktan... Kullanıcıya dönmüş. Genç nüfusuyla. Yani nereden çıktık yola? 232 bin kişi cezaevinde yanlış rakam. Çok ayıp. Manşetten veriyorsunuz, gündeminde takip etmiyorsunuz yani. Çok ayıp. Hakikaten çok ayıp. Rakamları verdik işte. Adalet Bakanlığı rakamları. Efendim, milliyet buyurun. Adli, sicil ve istatistik verilerine göre dolandırıcı sayısı milyonu geçmiş. Aman dikkat. Yaşanan olay ve dolandırılan sayısına göre Marmara bölgesi ilk sıradaymış efendim. Şehirlere göre de en çok dolandırıcılık olayı İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Ankara'da yaşanıyormuş. İşsizlik patlamış. Dolandırıcılık patlamış. Efendim, uyuşturucu ticareti patlamış. Hayır olsun inşallah. En az e, sayılardan bir tanesi hırsız bakın. 33 bin hırsızımız varmış şeyde cezaevinde. Tabi bunların hepsi e, hükümde değil yani 33 bin. Peki. Efendim şöpen izin evet iz peşindeymiş efendim. Evet bir anda olay medetik hale geliyor. Pekala. E, bu arada biz yazıyı alıntılamadık ama eee Güner Civoğlu Metal Fırtına romanını hatırlatmış. 2004'te hatırlarsanız öyle bir fırtına gibi esmişti. Metal Fırtına. Hatta benzer birkaç kitap daha yayınlanmıştı. Çok yüksek tirajlar yaptılar. Çok satıldı. <laughs> 2004. İki genç yazarın kaleminden çıkmıştı Metal Fırtına. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan bir savaşı. Kurgu tabii ki anlatıyordu ee, şimdi durup dururken nereden icap etti? E şimdi Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim. Hani metal fırtına gerçek mi olacak diye. Ve e, o romanda da Mavfi başka kaynaklarda e, güneyden, Türkiye'nin güneyinden Türkiye'yi hedef alan bir ABD saldırısı. O konuda bir de galiba Alaaddin Parmaksız Paşa'nın benzer bir kitabı olacak. Tabii. Alaaddin Parmaksız'ın, yani sadece o iki genç yazarımızın değil, daha sonraki yıllarda ama Alaaddin Parmaksız'ın e, romanı. 2004'te, çocukların ismini hatırlayamadık şimdi genç arkadaşlar da ama tabii 2004 şimdi <laughs> bayağı, de onların da nüfus cüzdanı eskimiştir. E, <laughs> ama Alaaddin Parmaksız Paşa'nın da Türkiye ile ABD arasında yaşanan bir savaşı anlatan, Öyle bir kurgusal romanı vardı. Efendim e, parada sıkı duruş devam edecekmiş. Birleşmiş Milletler'den geniş soruşturma talebi geldi. Evet Selman'ı hedef alan bir e, rüzgar esmeye başladı gibi gözüküyor efendim. Türkiye bu konuda eli rahatlayacak. NATO Irak kamp kuruyor. E valla biz de NATO'nun parçasıyız ya. NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz. Bizim de askeri varlığımız var Irak'ta malum. Bir ara sorun olmuştu hatırlarsanız Bağdat'la. Millet çareye yönelecek sözleri Temel Karamollaoğlu'ndan. Tabi Saadet Partisi'ni kasteden bir çare anlayışı bu. Ve milat. Milat. Köşeye sıkıştı demiş efendim. Kim? Kim olacak? Suudi Veliaht Prens. Suudi infaz timi ve Prens Selman etrafındaki çember daralıyor. Sarı kabus Macron'u sarsıyor. İki yıl önceden planlandı. Yakalama kararı Mehmet Ali Alabora için. Beş yıl sonra ama. Efendim, Karar Gazetesi'ndeyiz. Trump kalkanı yetmedi. Muhammed Bin Selman için söylenmiş bu. <laughs> bu da Kocaeli'nde efendim. Kocaeli'nde hakikaten yani bir kara mizah örneği. Engelliler için bir toplantı düzenlenmiş. Vali gelmiş. Engelliler dışarıda. Vali Bey girmek istemiş salona. Demek ki e, yukarıda e, birkaç kat yukarıda veya bir iki kat yukarıda asansör bozuk. Ne yapsın adamcağız? Espri yapmış. Yani engelliler için düzenlenen toplantıyı asansörü bozuk bir binanın ikinci katında yapmak suretiyle mesaj mı verdiniz? Buradaki sorunu çözün kardeşim. Aha bak engellilerin durumu falan mı demeye çalışıyorsunuz diye dalgasını keşmiş, espri yapmış vali. Medyada Macar modeli, evet. <laughs> medyada Macar modelini biz iki gündür sizlerle paylaşıyoruz biliyorsunuz efendim. E, medyada e, Macar modeli ne o? Şu e, 500 yayın organı yerel belki çapında yayın yapan e, radyo, televizyon, gazete, dergi. E, Macaristan'da ama. Tek bir holding bünyesinde toplanmış. Ve böylece ortaya bir Macar modeli çıkmış. Ee, Evvelsi gün, tapazas günü gazetelerdeydi. Biz de işte iki gündür e, konu gündeme geldikçe onu sizlerle paylaşmaya çalışıyorduk. Bugün Karar Gazetesi hatırlatmış medyada Macar modeli diye. Evet, bütün yayın organlarını radyoları, televizyonları, gazeteleri, dergileri, e, periyodik yayınları tek bir Kitap evleri de dahil mi onu bilmiyorum yayın evleri. Belki yayın evleri de dahil bilmiyorum. Ee, tek bir Holnik müyesinde toplamak suretiyle sorunu çözmüş efendim Macaristan. Ee, Türkiye'de Türkiye'de de gidiş buraya gibi duruyor. Kimse kusura bakmasın. Şimdi mesela e, dağıtım şirketinden söz ediyoruz değil mi? İki şirket vardı. Şimdi teke düştü. Yani... Günlük, haftalık, aylık, dergi, gazete ne varsa bunların ülke çapında dağıtımı ancak tek bir şirket üzerinden yapılabiliyor. Bu tekel durumu, Turkaz Medya oldu artık, Doğan Grubu'nun Demirören'in devrinden sonra Doğan Grubu bünyesindeki yay da faaliyetine son verdi Aralık ayıbaşı itibariyle. Peki durum? E durum çok hoş bir şey değil bu. <laughs> bir defa tekel olmak, tekelcilikten en çok şikayet eden bir zamanlar muhalefet döneminin davranışıydı bu. İktidar çevrelerinden ses ediyoruz. E bugün iktidar olunca bu konuda hiç sesleri çıkmıyor. Masanın bu tarafı bir tarafı başka gerçekler ve başka ilkelerle yürüyor efendim. Anlaşılan bu. Şimdi hep istediği fiyatı dayatma. Öyle ya. Hem istediğini dağıtmama. Ayak sürüme, çeşitli bahanelerle veya sabot etme gibi. E canım bu kadar karamsar olmanın alemi var mı? E vallahi enayilin alemi yok. Gerçekçi olmak lazım. Niye? E bakın Karar Gazetesi'ndeyiz. Karar Gazetesi 15 gün kadar önce Döndü ne dedi? Dediler ki hala yok. Reklam alamıyoruz. AK Parti'nin içinden çıkmış. AK Parti medyasında bir dönem yöneticilik köşe yazarlığı yapmış bir takım isimler. AK Parti politikalarının bazılarıyla uyum sağlayamayınca ayrılıp Karar Gazetesi'ni çıkardılar. İşte Davutoğlu'na yakın çevre falan diye tanımlanıyor ama hepsinde öyle olduğunu düşünmüyoruz doğrusu. Her neyse. E şimdi... Dünya görüşleri itibariyle AK Partililerden farklı değiller. AK Parti'nin hükümet programına, daha doğrusu parti uygulamalarına dönük eleştirileri var. Reklam alamıyoruz diyorlar. Yani ahbap çavuş ilişkisiyle, hadi öyle demeyelim, hukukumuz olan işletmeler var. Onlar bize reklam vermeye kalkıştıklarında iktidar çevrelerinden engelleniyoruz diyorlar. İsyar etmişlerdi. Yani tabii e, basın ilan kurumundan ilan almaya devam ediyorlar. Gazetelerin bir de böyle avantajları var. Peki sadece onlar mı? Yo. Dün paylaştık. Doğru Haber gazetesi. Hüdapar'ın. Eski Hizbullah Kirlisi artık Hüdapar diye bir legal siyasi parti olarak faaliyet gösteriyorlar ya. Onların gazetesi Doğru Haber. Dünkü o yazıyı bulabilir miyiz? Hem bakın adam nasıl şikayet ediyor. Yazarlarından birisi. Doğru Haber yazarı ilk defa yazı anlattı kendisinden. Ee, ismi yalan yanlış söylüyor. Ha Mehmet Göktaş. Gelsin bakın. Anlaşılan iktidar kimsenin okumasını istemiyor. Yazının başlığı böyleydi. Dün paylaştık. Hani yeri geldi bir daha paylaşalım. Kağıt sektörünün içinde bulunduğu krizden haberiniz vardır. Bunun anlamı kültüre indirilmiş büyük bir darbedir. Yayın evleri bir bir kapanıyor veya faaliyetlerini tamamen askıya alıyor. Yani kitap basamıyor kendini zorlayıp bassa bile bu defa maliyet yüksekliğinden satamıyor. Yazılı basının can çekiştiğini herkes fark ediyor olmalı. 27 Kasım'da İstanbul Sancaktepe'de Türkiye'de yayınlanan İslami dergilerin yazarları ve yöneticileriyle bir araya geldik ve bir durum değerlendirmesi yaptık. Bu gidişle hiçbir derginin yayınını sürdürme imkanı yok. Destek almadan ayakta durma imkanları yok. Basın ilan kurumu gazetelere verdiği desteği dergilere de vermelidir. Gerçi gazetelere destek verirken de anasından emdiği sütü burnundan getiriyor. O da ayrı bir konu. Geriye bir tek gelir kaynağı kalıyor reklam. Özel sektörün reklamı. Özel sektörün reklamı diyoruz fakat resmiyetten daha da resmi olmuş. Alamıyorsunuz. İktidar müsaade etmeden, bir işaret gelmeden ne gazetenize ne televizyonunuza tek bir reklam alamıyorsunuz. Biz zannediyorduk ki medya olarak özel sektör özgürdür. İstediği medya kuruluşuna firmasının reklamını verebilir. Hele bir teşebbüs edin görürsünüz neyin ne olduğunu. Bakın karar isyan etmişti. Şimdi e, Doğru Haber gazetesi Hüdapar'ın yayın organı onlar isyan ediyorlar. E, böyle bir e, sistem olur mu? E, oldu ve var. Nereye kadar onu bilmiyoruz. Ama medyada bir Macar modelinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bakalım Macar modelinin Türkiye'ye yansıyan bir yüzü olacak mı? Ve onu bilmiyoruz. Veya Türkiye'de Macaristan'a göre daha ağır işleyen bir modeli Macaristan ne ki? Yani bir de yani ne ki derken e, iskar etmek anlamında değil. Hani şey itibariyle, cesameti itibariyle e, filan yani nüfusu, dünya üzerindeki yeri e, konumu itibariyle. Hani Türkiye daha farklı bir ilgi o da Türkiye üzerinden, Türkiye'nin içinde bulduğu coğrafyada daha büyük bir hesaplaşma yaşanıyor anlamında. Yoksa kimseyi küçümsemek falan gibi maksadımız yok. Ee, hani dolayısıyla hani Macaristan bu işte elini daha çabuk tuttu. Orada koşullar daha uygundu herhalde. E burada daha farklı bir yapı var ne kadar olsa. Ee, o da benzer model burada daha yavaş işliyor olabilir. Peki geldik Hürriyet'e efendim. Hürriyet ee, tarihe dinamit demiş efendim. Afyon Karahisar'da defineciler tarihi eserlere zarar veriyorlarmış. Bugünün bu özel haberini günün en önemli haberi olarak değerlendirmiş Hürriyet gazetesi. Kendi özel haberi olduğu için olsa gerek efendim. Pekala. İdlib'de sıcak gelişmeler. Önemli, dikkat çekici bir haber ama büyük vermenin alemi yok demişler herhalde efendim. Kurdaki aşırı oynaklığa kayıtsız kalamayız. Evet. Mahfi Ilmez'den bizde bu konuda BBC Türkçe'ye yaptığı yorumdan bir analiz aldık. Ee, neler yazmış Mahfi Ilmez? Onu. Ee, vaktimiz nasıl? Evet. Onu e, ikinci turda verelim o zaman. Evet. Evet. Çünkü e, hani kur aşağılara doğru giderken birdenbire tersine dönüş yaptı. Şu an itibariyle ona bir bakalım. Nedir e, dolar kuru? 5.36. Yani 5.20'lerden falan tekrar bir yukarıya doğru bir böyle bir eğilim e, ortaya koydu. Ok nasıl? Kırmızı mı yeşil mi? Aşağı gösteriyormuş. Evet, pek. Güneş gazetesi teröre aleni desteklemiş demiş efendim. Şimdi evet morali bozulanlara en azından morali bozulan emeklilere hani demin morali bozulan 81 milyona sabah gazetesinin manşetini önermiştik ya. Yani e, bir daha paylaşalım. Efendim hani e, şimdi elektronik ortamda gidene kadar ha Sabah manşeti şöyle. Ceplerde olacak, yüzler gülecek. Vallahi biz sabah sabah güldürükleri için kendilerine şükran borçluyuz efendim. Ceplerde olacak, yüzler gülecek. Şu anda iş gitmek üzere içi karamsarlıkla dolu e, izleyicilerimiz varsa sabah manşetiyle onların yüzünde güldürelim. Hep beraber de gülelim ve e, cepler biraz da sabır. Bakın bugün ayın altısı. Şunun şurasında e, kalmış 25 gün yılbaşı. E, bir günde e, resmi tatil galiba salı günü oluyor 1 Ocak. Yani 2 Ocak çarşambadan itibaren Köşeyi döndünüz efendim. Tabii karamsarlığın alemi yok. Yani asla karamsarlık filan e, pompalıyor veya karamsarlığa davet ediyor değiliz. Öncelikle akidemize aykırı zaten karamsarlık. Elbette ki e, bir sıkıntılı süreç yaşanıyorsa arkası mutlaka iyi gelecek, hayır gelecek. İyi düşünürsek iyi olur. İyi düşünelim. Efendim e, enayilik yapmadan tabii yani. Enayilin alemi yok. Veya kendi kendini kandırmanın alemi yok. Kendi kendimizi aldatmanın alemi yok. Aldatma da çok popüler ya. Efendim e, işçilere adli kontrol zulmü. Havalimanı işçileri ilk duruşmada tahliye edildi ama. Evet dün duruşmaları vardı. İlk duruşma yapıldı ve e, tutuklu havalimanındaki limandaki e, hak arayışları dolayısıyla gözaltına alınan sendikacı ve işçiler e, tahliye edildiler. Aşı karşıtı propagandaya bakanlık sessiz. Sürmanşette böyle. Evet e, e, siz de aşirobilerinin e, propagandasını yapıyorsunuz mesela. Birisi de kalkar böyle der ya. Bu konuda e, insanları özgür bırakmak daha doğru değil mi? Cumhuriyet hala iş başındalar. FETÖ imamı Adil Öksüz'ü tutuklatmak için çırpının savcı Ergün görevi bıraktı ve isyan etti. Hala iş başındalar diye. 80 yaşında biber gazıyla tanıştılar. Doğrusu gerçekten çok ayıp. Yani şimdi destan yazan Fransız polisini aşırı şiddet uygulamakla suçlayan iktidar çevreleri bir benzerini Afyon Karahisar'da jeotermal enerji santrali kurulmasın bundan sağlığımız zarar görür diye kaygılanan kadınların 80 yaşında torunu yaşındaki jandarmayı polisi bu kadıncağızın yüzüne gözüne gaz sıkmaya memur etmek Allah'tan reva mı? Astana gerilimi. Rusya, ABD'yi petrol ticaretiyle IŞİD'i desteklemekle suçladı. E, hani Astana'nın fişini çekin dedi ya bir de Cemil Şefri. sadece e, gelirseniz başınız belaya girer biz oradayız e, filan diye tehdit etmesinin ötesinde bir de Astana'nın fişini çekin. Cenevre dedi. Eee... <laughs> Genevrede de bir gelişme yok dedi Dışişleri Bakanı. Yani tabii Çavuşoğlu'nun o sözlerinden Cenevrede olumlu gelişmeler yaşanırsa Aslan'ın fişini çekecek miyiz diye kimse sormadı ama neyse. Asgari yaşam. Milyonlarca asgari ücretli yurttaş bugün başlayacak görüşmelere kilitlendi. Bir gün asgari ücretle geçinen ailelerin evine konuk oldu, yaşam mücadelelerini dinledi. Peki. Ve aydınlık Asgari ücret komisyonu bugün toplanıyor. En az 2500 lira. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren görüşmelerin ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde olacak. Tabi e, bakanlığın ismini de bir türlü tam doğrultamıyoruz. Eski dil alışkanlıkları var. Bir daha bakalım. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. İnşallah belleriz efendim. Efendim, e, James Jeffrey'e cevap. Çavuşoğlu'ndan, Dışişleri Bakanı'ndan geldi. Gündeme getireceğiz diye. Ve Çin'in Uygur bölgesinde neler oluyor? Çin'in Uygur bölgesinde Çin zulmü konusunda çok ciddi yayınlar ve kaynaklar var. Eh, Aydınlık'ta yayın çizgisi itibariyle Çin'in Uygur bölgesinde yapılanları Çin adıyla, Çin gözüyle mi e, yazı dizisi olarak bize getirecek bakalım görelim. Ama e, Çin'i savunmak en çok aydınlığa yakışırdı. Onlar da zaten gereğini yapmışlar efendim. Gelelim akşam gazetesine. Gezi stajı tahrirde. Evet. E, ee, Valla şimdi tahriri biz, biz bir yerlere koyamadık bu iktidar öyle değil mi? tahrircilere destek vermedik mi? İktidar çizgisi olarak söylüyor. Neyse. Bay Kemal'in tefeci başkanı. Evet pekala. Efendim başkan seçim mesaisinde demiş. Gördünüz. Bugün bir sunum yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ve o da 14 ilin belediye başkanına sunulacağı, kamuoyuyla paylaşılacağı, isimlerinin kamuoyuna aktarılacağı, ...bugünkü genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşacak efendim. Efendim e, gerçek gündeme devam ediyoruz. Devam edişiyiz. E, çok kısa bir aramız var. Verelim. Sonrasında gazetelerimiz, köşe yazılarımızla tekrar karşınızda olalım. Yazılarımız hazır. Gazetelerimiz için de ayrıntılı bir tur yapacağız efendim. Önce kısacık bir ara. Ayrım yok ayrıcalık yok. Tamamen tarafsız. Tamamen bağımsız. Flash TV iktidardan muhalefete meclisin salı günü mesaisini her hafta canlı yayınlarla ekranlarınıza taşıyor. Liderler konuşacak. Türkiye Flash TV ekranlarından izleyecek. AK Parti, MHP, CHP, HDP ve İyi Parti grup toplantıları her salı canlı yayınlarla Flash TV'de. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur. İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği fırtınalar, kuraklık, seller ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi felaketlere yol açmaktadır iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar, atmosferdeki karbondioksit gazını hapseder ve oksijene dönüştürür. Ancak orman yangınları sırasında atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Unutmayalım, varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, vatanlar ormana muhtaçtır. Değerli izleyiciler gerçek gündeme devam ediyoruz efendim. Gazetelerimiz, köşe yazılarımızla tekrar karşınızdayız. Yeni söze döndük. Ekranda görüyorsunuz. Hayata seyirci kalmayın sözleri var bakın. Yeni sözün manşetinde ama asıl uyarı bakın o göbekteki fotoğraf ve o resim altında. Çocuklarımı televizyondan uzak büyütüyorum. Tabi bugünkü koşullarda bu ne kadar mümkün bunu doğrusu bilemiyoruz becerilebilirse en azından belli bir süre, belli bir yaşa kadar herhalde hem beden hem de zihin sağlığı açısından doğru, hayırlı, isabetli bir iş olur. Efendim devam edelim. Yeni Şafak'la ve manşetiyle. 250 kadın idamdan kurtuldu. Ayrıntı vereceğiz dedik. Şimdi yeri ve sırası geldi. Türkiye'den Irak'a geçip DEAŞ saflarında yer alanların büyük bölümü çatışmalarda öldü. Ancak geride korkunç bir insani dram kaldı. Bu kişilerin eşleri olan 250 kadın tutuklanarak idama mahkum edildi. Kandırılan kadınların cezaları Türkiye'nin girişimiyle müebbet hapse çevrildi. Sahipsiz kalan 350 çocuksa Bağdat'ta yetimhanelerde kurtarılmayı bekliyor. Musul ve Telafer'de yuvalanan DAEŞ terör örgütünün 2017'de bölgeden temizlenmesinin ardından kadınlar aynı yılın Ağustos ayında yargı önüne çıkarıldı. Süreci adım adım takip eden Türkiye'nin hukuki desteğiyle tamamı idam mahkumu olan kadınların cezası temiz sürecinde müebbete çevrildi. Yetimhanelerde bulunan 20 çocuk yakınlarına teslim edilmek üzere Türkiye'ye getirildi. Cezaevindeki kötü şartlarda annelerinin yanında tutulan 350 aşkın çocuğun da yetimhanelere nakledilmesi sağlandı. Ankara bu çocukların Türkiye'ye getirilmesi için yoğun diplomasi yürütüyor. Son temas 28 Kasım'da kuruldu. Evet. Efendim, ittifak brifingi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek olan brifingin adı böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ittifak müzakerelerini yürüten Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki'den briefing aldı. Sunumda MHP'nin İstanbul, Ankara, İzmir'de aday çıkarma cesetine karşılık AK Parti'nin jest yapacağı iller masaya yatırıldı. Evet. O iller AK Parti örgütü açısından tabii sıkıntılı iller. 2014 ile 24 Haziran seçim sonuçlarının yer aldığı sunumda 30 büyük şehir ve ilçelerde yapılması planlanan ittifak formülü yer aldı. Erdoğan'ın bugün hem ittifak çalışmalarını hem de aday belirleme süreciyle ilgili olarak AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında teşkilatı, teşkilatıyla bir araya gelecek ve 14 Belediye Başkanı da da açıklayacak haberi. Uçak gemisi bir yıl erken suya girecek. Aslında bu bir uçak gemisi de değil sadece. Bu bir amfibi hücum gemisi. LHD sınıfı diye sınıflanan bir gemi. Şimdi bu gemi ilk çalışmaları başladığında... Bilgen projesi kapsamında e, yürüyor, yürütülüyor, Türkiye'de yapılıyor, doğrusunu söyleyelim ve de e, deniz kuvvetleri açısından ciddi bir avantaj olacak diye işler anlamayan birisinin gözüyle e, memnuniyet duyulmakla birlikte bazı itiraz seslerinin geldiğini de hatırlıyorum. Yani Türkiye sadece kendi sınırları içerisindeki deniz güvenliğini e, sağlamak durumunda böyle bir gemiye ihtiyacı yoktu filan diyenler de oldu. Ne kadar doğrudur, ne kadar isabetlidir onu bilmiyorum. Hani Türkiye'nin emperyal bir hedefi yok. Bu tür büyük yatırımlar emperyal hedefler için gerekir filan gibi yorumlar aklımızın bir köşesinde kalmış. Ama bakalım şimdi habere. Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG. Anadolu'nun inşası TCG Anadolu. İnşası tüm hızıyla devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun beklenenden bir yıl erken teslim edileceğini söyledi. Çalışmaları yerinde inceleyen Demir, eğer gemiyi dışarıdan almış olsaydık iki misli fiyat ödeyecektik. Ayrıca %65-70 oranında yerli ürün kullanma şansında da mahrum kalacaktık demiş. Demek ki %65 oranında e, yerli. Tabii teknoloji meselesi var. Ama bu konuda Savaş Teknolojisi Türkiye'de bir hayli mesafede aldı ee, değerli izleyiciler. Tabii çok maksatlı amfibi hücum gemisi. Sanıyorum böyle tanımlanıyor. Bu LHD açılımı böyle olsa gerek. Çok maksatlı amfibi e, hücum gemisi. Efendim e, İpey'in müşaviri görevden alındı. FETÖ'nün finansörü. Akın İpek'in iade edilmesini engelleyerek İngiltere'ye Adalet Bakanlığı'na habersiz bilgi notu gönderen Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat görevden alındı. Hakkındaki inceleme süren Murat, skandalın ortaya çıkmasının ardından Türkiye'ye çağrılmıştı. Da geldi mi gelmedi mi onu çok anlayamadık. Çünkü dün bazı gazetelerde Türkiye'de diye haber vardı. Bazılarında çağrıldı dendi. Hani böylesine vahim bir işe imza atan birisi sanki orada sığınma talep eder gibi insanın aklından geçiyor. Bakalım nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak göreceğiz. İki memurlu siber çete. Şebekenin maaşa bağladığı nüfus memuru SC. TC kimlik numarası bir anne kızlık soyadını verdiği polis memuru C. Ç'nin de yapılacak operasyonu önceden bildirdiği belirlenmiş efendim. Pekala. Devam edelim efendim. Ee, gazetelerimizi aktarmaya devam edelim. Yeni Çağ gazetesi var. Yeni Çağ'dan da iki alıntı yapacağız. Mahfi İlmez'den alıntı yapacağız bir ekonomi yazısı ama onu biraz ileriye bırakalım. Yeni Çağ gazetesini okurken önce Ahmet Takan'dan sonra Cahit Arman Dilek'ten e, birer yazı alıntısı yapacağız. İki alıntı yapacağız yani Yeni Çağ'dan. Bu arada manşeti görüyorsunuz zaten. Mülteci tezgahında iki ayaklı sinsi plan. Önce Önce evet Ahmet Takan'ı verelim sonra Cahit Armağan dileği verelim. Ümit Özdağ konuşmuş. Emperyalistlerin birinci amacı Suriyelileri göç ettirerek boşalttıkları bölgede Kürt devleti kurmak. Diğer hedefleri Türkiye'de karışıklık çıkarmak. İ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, uluslararası sistemin sığınmacıların Türkiye'de kalmasını istemelerinin sebebini boşalttıkları yeni boşalttıkları yeri terör örgütüne verip orada bir PKK istan kurulmasını kolaylaştıracaklar diye açıkladı. Özdağ şöyle konuştu. Türkiye'de Türk Kürt iç savaşı çıkartamadılar. Şimdi iç savaştan geçmiş bir milleti Anadolu'ya taşıyarak Korkunç bir gerilim yaratarak Türkiye'nin geleceğine yönelik suikast düzenleniyor. Tabi iç savaştan geçmiş bir millet derken Suriye'ye kastediliyor. Ee, bu bir potansiyel tehdit oluşturur mu? Falan onları bilmiyorum. Ama uzun uzun üzerinde düşünülmesi, çalışılması falan gereken bir konu. Konuyla yeterince ilgilenildiği konusunda da çok ciddi kuşkularımız var. Şimdi e, yeni çağdan devam edeceğiz ama Ahmet Akandan bir alıntı yapalım sonra da Cahit Arman Dilek'ten bir e, alıntı yapalım. Böylece e, bu konuda kaygılanmamıza neden e, kaygılanıyoruz sorusunun cevapları şimdi hem bu manşette var kısmen hem de şimdi paylaşacağımız iki yazıda. Önce Ahmet Akan'ın yazısı gelsin. Suriyelilere elden dağıtılan para başlık böyle güvenilir kaynaklardan aldığım bilgilere göre Suriyeli mültecileri barındıran kilis Öncü Pınar kampının boşaltılması için düğmeye basılmış. Kampta 10-12 bin civarında Suriyelinin barındığı biliniyor. Ana, ilk, orta ve lise olmak üzere dörtte okul bulunuyor. Suriyelilere kampı boşaltması için kişi başı 1750 lira para ödeniyor. Bu para karşılığında ister Suriye'ye gidin ister bir başka yere gidin deniyormuş. Parayı kapan Suriyeliler ne yapıyor? Çoğunluğu kampı boşaltıp Türkiye içinde muhtelif yerlere dağılıyor. Özellikle civar 6-7 bin civarında Suriyeli mültecinin kampı terk ettiği bildiriliyor. Nereden biliyoruz? Kamptaki okullarda Suriyeli öğrenci sayıları yarı yarıya düşmüş. Ve civar illerdeki okullara çocuklarımızı kaydedin talebinde patlama yaşanıyor. İlgilenen ve de hassasiyet gösteren varsa duyurulur demiş. E şimdi bu kararı veren bir irade var. O irade devamına ilişkin. Öyle ya yani e, Öncü Pınar'daki kampı kademeli olarak kapatıyorsunuz. Kişi başı 1750 lira vererek ister Suriye'ye ister Türkiye'ye istediğiniz bir yerine gidin diyorsunuz. Bunu derken bir hedefiniz, bir maksadınız, bir amacınız olmalı. Yani ilgililere duyurulur filan dediğinde hassasiyet gösteren filan. E bunu bu kararı alanın, bunu uygulayanın hassasiyet yok mu? Değil mi? Ya yani ne var, ne, maksat ne burada? onu tabii çok bilemiyoruz. Ama şunu bir daha söyleyebiliriz. Bakınız. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa. Buralarda çok yoğun, temerküz etmiş, toplanmış Suriyeli nüfusu var. Suriyeli diyoruz. Bunların hepsinin Arap olmadığı da biliniyor. Başka etnik kökenlerden de söz ediliyor. bu işin içinden nasıl çıkarız onu bilmiyoruz. Ama son dönemde yaşadıklarımıza baktığımızda şimdi ee, Cahit Erman Dilek'ten bir yazı paylaşacağız. O yazıyı ee, evet o yazı gelecek şimdi. Ama şimdi bu yazıyı okumadan önce şu hatırlatmayı yapalım. Sürekli izleyicilerimiz için belki gerek yok ama şu anda zıplarken bize takıldılar. Bu yazıda ne var acaba diye merak edenler varsa onun öncesini de bir hatırlatalım. Bir, DPI İngiltere'deki bu Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün bir süredir devam ettiği anlaşılan, Oslo'da yapılan son toplantıyla haberdar olduğumuz ama bunun bir öncesinin de olduğu anlaşılan bir yeni çözüm süreci faaliyeti var. Kürt konusunda. Akil Adamlar diye isimlendirilen Türkiye'deki çözüm süreci esnasında görev yapan bazı isimlerin de içinde yer aldığı bir topluluk bu. İşte Ali Bayramoğlu'ndan Ufuk Uras'a ama AK Parti çevresinden isimler de var. Bizim bilebildiğimiz medyaya yansıyan 3 AK Partili eski vekil var. Abdurrahman Kurt, Ahmet Faruk Ünsal. Ki Ahmet Faruk Ünsal Mazlum Der Genel Başkanlığı da yapmıştı malum. Ee, bir başka isim Aşkın Hasan. Marif Vakfı'nın içerisinde görevde. Cumhurbaşkanımızın annesinin ismini taşıyan Üsküdar'daki kız Anadolu İvatbisesi'nin müdürü. Cumhurbaşkanımızın e, profesörler niye İvatbiselerin müdür olmuyor falan çağrısına karşılık orada gelmiş görev yapmış. Eski bir AK Parti milletvekili aşkına sandı. Ve e, yine eski e, akil adamlardan AK Parti'ye yakın Kezman Hatemi falan gibi isimler de var. Bu arada e, bir dönemin liberalleri. İşte Ali Bayramoğlu, Ufuk Ras filan gibi başka isimler de var. Şu anda aklımıza gelenler bir çırpıda saydıklarımız bunlar. Bu enstitüye geçtiğimiz Nisan ayında veya Mayıs ayında yine AK Partili 3 isim. Tener Yıldız, Efkan Ala, Mehdi Eker bir ziyarette bulunuyorlar. Bu arada bir takım federasyon çalışmaları yapıldığını biliyoruz. Yani daha doğrusu federasyon uygulaması olan ülkelerle ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Ve uzun süredir Adalet Bakanlığı bünyesinde yurt dışına özellikle de Amerika'ya gönderilen meslek memurlarının, kaymakam, ve yardımcısı, sıfatını, statüsünü taşıyan veya merkez yapılanmasında yer alan çok sayıda böyle e, meslek memuru var. Bunların da e, Amerika Birleşik Devletleri'nde, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin federatif yapısı konusunda bir takım çalışmalar yapan isimler olduğunu da biliyoruz. Son olarak e, Ravza Kabakçı'nın, AK Parti milletvekilinin, AK Parti Genel Merkezinden bir heyette, küçük bir heyetle Almanya'da Almanya'nın federal yapısı üzerine bir çalışma yaptığını da biliyoruz. Gazeteler haber olduğu için. Şimdi bu e, kapsamda Cahit Arman dileğin ve e, az önce paylaştığımız e, Ahmet Taka'nın yazısı Ümit Özdağ'ın Yeni Çağ'daki manşeti hepsinin üzerinden bir kenara koyalım ve Cahit Arman dileğin yazısına bakalım. Türkiye'ye üç ortaklı konfederal devlet yapısı. Türkiye, PKK terör örgütüyle müzakere sürecini çok ağır bedeller ödeyerek geride bıraktı. Diyeceğim ama son haftalarda yeniden çözüm müzakere süreci arayışlarının arttığına tanık oluyoruz. Devletin izniyle 2015 Nevruz'unda Diyarbakır'da düzenlenen miting meydanında okunan terörist başının mesajı Dolmabahçe'deki 10 maddenin ne olduğunu anlamak istemeyenlere Acı acı anlatıyordu. Terörist başının o mesajını tekrar hatırlatıyorum. Çünkü müzakere sürecinin nereye vardırılmak istendiğinin özeti de o konuşma. Ve şimdilerde neden müzakere çözüm sürecinin yeniden hortlatıldığı ve Almanya gibi ülkelerden federal yapıya ilişkin bilgi alındığı da o Nevruz konuşmasının içeriğinde gizli. Terörist başı Dolunavşı ile ilgili olarak hepimizce resmen ilan edilen 10 maddelik deklarasyon ifadesiyle söz konusu açıklamanın ve 10 maddenin resmen devlet ve hükümet tarafından kabul edilmiş olduğunu böylece artık kazanılmış bu pozisyondan geri dönüş olamayacağını vurguluyordu. 22 Şubat 2015'te Şahfırat Operasyonu'nun da tam o dönemde yapılması manidardı. Şahfırat Operasyonu hatırlayın neydi? Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD tehdidi dolayısıyla tahliye edilmesi ve Türkiye'ye taşınması idi geçici olarak. O operasyon yapılırken bir de şehit vermiş hatırlarsanız. Ordu Fotofilm Merkezi'nden bir e, as subayımız rahmet dileyelim orada bütün şehitlerimize de. O operasyon sırasında bir tank taretinin e, namlunun çarpması sonucu şehit olmuştu. E, PKK daha doğrusu PYD unsurlarının e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne e, öncülük demek yol gösterdikleri hani arazi konusunda filan rehberlik ettikleri öyle söyleyelim. Arazi rehberliği filan gibi haberler olmuştu. Bamafi Türkiye tarafından yalanlanmıştı. Bu haberler. Onu at, eş, eşme ruhuna gelecek şimdi de o yüzden. Devam edelim. Çünkü terörist bası başı mesajında operasyonda PD ile yapılan işbirliğini kastederek bunu eşme ruhu olarak adlandırmış ve geleceğin de bu ruh üstüne inşa edilmesi gerektiğini söylemişti. Yine aynı mesajında ortaya bir çağrı yaparak ulus devletleri kendi içinde demokratik siyasetle demokratik ortaklaşmanın yeni bir türünü gerçekleştirmeye ve yine ulus devletleri kendi aralarında Orta Doğu'nun demokratik ortak evini inşa etmeye çağırıyorum demişti kalsın. Bir önceki sayfa, bir önceki sayfa. Ee, ne demiş e, Abdullah Öcalan? Orta Doğu'nun demokratik ortak evini inşa etmek. Orta Doğu'nun demokratik ortak evini inşa etmek. Devam. Yeni, Yani terörist başı hayalini kurduğu konfederal yapıyı sadece Türklerle, Kürtlerle sınırlı tutmuyor. Bir önceki sayfaya dönelim. Ne diyor? Bir geri. Denemedik mi? Orta Doğu'nun demokratik ortak evi. Orta Doğu'nun demokratik ortak evi vurgusu. Şimdi devam. Yani terörist başı hayalini kurduğu konfederal yapıyı sadece Türklerle, Kürtlerle sınırlı tutmuyor. Başkalarını da katılabileceğini söylüyor. Tam da bu aşamada aynı müzakere süreci gibi yanlışlarla dolu Suriye politikası nedeniyle Türkiye'ye gelen 4 milyondan fazla Suriyeli sığınmacılara dikkat çekmek istiyorum. Daha önceki yazılarımda Türkiye için göç tehdidinin, terör tehdidinin önüne geçtiğini, kısa sürede milyonlarca Suriyelinin Türkiye'ye gelmesinin aslında bir Truva atı operasyonu olduğunu belirterek tehdide dikkat çektim. Türkiye'de kalıp vatandaş olma ümidi verilen ağırlığı Arap Suriyeliler şu anda Türkiye'nin %5'ini 20 yıl içinde %10'unu oluşturacaktır. Bunun diğer anlamı terörist başının senaryosunu ve müzakere sürecini destekleyenlerin anlayışına göre Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni ortak demektir. Yani sözde Kürt sorununun sözde çözümü altında müzakere süreci yeniden ortlatılıp gündeme alındığında bunun sonucu 3 ortaklı, taklı yazıyor düşmüş ortu, 3 ortaklı konfederal Türkiye'den başka bir şey olmayacaktır. 3 ortaklı konfederal Türkiye. Hem müzakere sürecini yeniden ateşleyenler hem de Suriyelilere kendi vatanlarına dönüş değil Türkiye'de kalma ümidi verenler Türkiye'yi parçalanmaya sürüklediklerini mutlaka görmelidir. Bunun vebali çok ağır olur. Şimdi tabii çok ağır eleştiren e, ifadeler var. Ama gidiş buraya doğru mu? Üç ortaklı bir konfederal yapımı. Türkiye'deki Suriyelilerin akıbeti ne olacak sorusu. E yine e, Yeni Çağ'dan Bulut'un bir yazısını paylaşmıştık. İstanbul Milliyetin Müdürlüğü'nde e, Mektep diye e, baş harfleri yayına getirilerek ortaya konan bir e, proje vardı. Farklı kültürlerin uyumunu hedefleyen bir e, milliyetin projesi. E, yakında e, vatandaş olması beklenen Suriyeliler falan gibi ifade kullanıyordu. E, o metinde e, ilçe milliyetin müdürlüğü yetkilileri. İlçe milliyetin müdürü. Çünkü müdür imzalı. Falan. Bütün bunları e, bir araya koyduğumuzda ve bir şey daha ekleyerek devam edelim. İstanbul konusunda bir sürpriz olmazsa şayet. Binali Yıldırım'ın adaylığı bekleniyor. Ancak o adaylık Binali Yıldırım'ın şimdiye kadarki ve geçmişteki pozisyonları dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının protokoldeki yeri dolayısıyla bir sıkıntı ortaya çıkarmış oluyor. Tabii ortaya çıkan sıkıntı sadece bunlarla sınırlı değil. İlçe belediye başkan adayları Belediye meclis üyelerinin e, kimlikleri oluşturulması AK Parti işinde filan. Bunlar da yine e, Binali Yıldırım açısından genel merkezle yapılan görüşmelerde başlı başına sıkıntı konuları olduğu biliniyor. Açık AK Parti çevreleri de söylüyor bu. Hani bu e, bizim söylediğimiz veya muhaliflerin e, söylediği bir şey değil. AK Parti çevrelerinde de bu konuşuluyor, biliniyor. Bunlardan kaynaklanan bir sıkıntı dolayısıyla bir son dakika sürprizi yaşanmazsa Binali Yıldırım'ın, aday olması bekleniyor. Ama protokol konuları öne çıktı. Peki. Bu arada ne öne çıktı? Efendim İstanbul öylesine büyüdü ki ve işte başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış bir ismin de burada görev almasıyla protokolde 7. sırada yer alması mümkün olmayacağına göre hazır İstanbul'da bu kadar büyümüşken bir özel statü tanıyalım İstanbul'a. Filan. eşitlik ilkesi bütün Türkiye'ye de yayılır. İdari mali özellikler filan. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi meselesiyle filan e, yepyeni bir idari sonuç ortaya çıkar mı? Çıkabilir. Kötüdür, iyidir. Yani Cahit Armağan ile kötü diyor. İyi diyenler de var buna. Kapalı kapılar arkasında konuşulduğunda tabii. Efendim yeni birlik. ABD'den teröre tam destek demiş gördünüz. E, bakan Pakdemirli'den toprak uyarısı. Şöyle demiş efendim bakan. Ee, yanlış gübreleme ve erozyon gibi sebeplerle tarıma elverişli arazilerde azalma var. 2020 yılında 1 milyon ton üretim artışı bekleniyor. Bunun için ek 400 bin hektar tarım alanına ihtiyacımız var demiş. Eyvallah. Aslında bize göre bundan daha da önemli başka bir şey daha söylemiş tarım bakanı ki gerçekten önemli. Hani eleştirdik ama bir hakkı da teslim edelim şimdi. Doğruyu söylemiş. Geriğini yapmaya davet edelim tarım bakanını. İthal tohum kullandığınızda o tohum hastalıklarıyla beraber geliyor. O tohum hastalığıyla beraber geldiğinde zirai ilaçlarıyla beraber geliyor demek onun tamamlayıcısı. Zaten tohum üreticileriyle zirai ilaç üreticileri ve insan sağlığı için ilaç üretenlerin aynı sermaye grupları olduğunu büyük firmaların e, gördüğünüzde tüyleriniz ürperebilir. Evet tohum üretiyorlar, zirai ilaç üretiyorlar, insan sağlığı için ilaç üretiyorlar. Herhalde biliyorlar ki bizim bu ürettiğimiz tohumlarda kullandığımız zirai ilaçlarla bu ürünleri yiyenler hastanelerde kuyruğa girer. Biz de orada onları ürettiğimiz ilaçlarla işte tedavi ederiz etmeyiz fark etmez yani. Onları müşteri yaparız. Bilal. Böyle bir döngü var mı? Böyle bir döngü olduğunu iddia edenler var. Hiç yabana atılmayacak şekilde ama şurası gerçek. Yani adam hem ilaç üretiyor insan sağlığı için hem tohum üretiyor hem de zirai ilaç üretiyor. Neyse. Yani e, bu vurgusunun tarım bakanının önemli olduğunu söyleyelim. Evet. Efendim, devam edelim. Ee, para politikasında sıkı duruşa devam. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı dün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak başkanlığında gerçekleşti. Bakanlık açıklamasında özellikle para ve maliye politikalarında sıkı duruşa devam edileceği ve yeni ekonomi programı eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulandı. Dedik. Hazine Maliye Bakanlığı'nın açıklaması bu. O zaman bir ekonomi yazısı paylaşalım. BBC Türkçe'den Mahfi Eğilmez'den. Mahfi Eğilmez e, malum epeydir zaman zaman. Biz de burada birkaç kere alıntıladık. E, BBC Türkçe'ye ekonomi yorumları yapıyor. Bugün de böyle bir yorumu var uzun tablolarla filan e, bezenmiş bir yorum. Ama biz son kısmını bir özet gibi adeta onu alıp sizlerle paylaşalım istedik. Malum hafta başı itibariyle e, Amerikan dolarında ve dövizde yine yeniden bir e, sıçrama oluştu. 5.20'lerden işte 5.35'lere e, doğru birdenbire sıçrayı verdi. E, neden sorusuna işte mahve eğilmez bir yorum yapmış. Onu paylaşalım. Türk lirasına ne oldu da değer kaybetmeye başladı diye bir soru cümlesi bu uzun yazısının bir bölümü. Son bölümü. Son dört günde üstelik enflasyon oranının beklentilerin çok üzerinde bir düşüş sergilemesine karşın Türk lirası ne oldu da dolara ve diğer paralara karşı değer kaybetmeye başladı? Bunun yanıtı birkaç farklı gelişmeye bakılarak verilebilir. Bir, Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle Türk lirası riskini daha fazla taşımak istemeyen yabancıların döviz talebi kurun yükselmesinde etkili oluyor. Her yıl Noel tatili öncesi yani Aralık ortalarında yaşanan bu gelişme bu yıl Türk lirasının geçen yıllara göre daha riskli görülmesi sonucu Aralık'ın ilk haftasına çekildi. 2 Enflasyondaki büyük düşüş, geçmişte yaşanan uygulamaların hatırlanmasına ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapabileceği beklentisine yol açtı. 3. Katar'ın OPEC'ten ayrılma kararı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidini tekrarlaması düşmekte olan petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine yol açtı. Bu Türkiye'nin cari açığını olumlu katkı yapacak olan bir gelişmenin tersine dönmesi olasılığını ortaya çıkardı. 4. Çin'le olan ticaret savaşlarına 3 ay ara verilmesi kararından sonra doların az da olsa değer kazanması Türk lirasının değer kaybına yol açan bir başka neden oldu. 5. Bu tabloları incelediğimizde görülüyor ki Türk lirası her iki yönde de en çok etki altında kalan para birimi. Negatif ayrışmada da pozitif ayrışmada da hep en önde gidiyor. Son dönemde oluşan bu imajda Türk lirasının hızlı değer kazanması ve kaybetmesinde etkili oluyor. Mafya İlmez'in analizi böyle efendim. Ve Yeni Asya Gazetesi ekranda ekonomide o hal yetkisi. Bu arada ee, Kazım Gülek yüzünde yazısını hazırlayalım arkadaşlar. Bir de alıntı yaptık Yeni Asya'dan. Ekonomide de o hal yetkisi. Cumhurbaşkanı'na ekonomik o hal yetkisi dahil, ekonomiye dair düzenlemeler ihtiva eden torba teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı. Evet. Ekran bir hayli titredi. Kendine geldi ama. Kendine döndü ve verebilirsiniz. Evet. Peki. Evet. Ee, Plan Bütçe Komisyonu'nda tamam üzerindeki görüşmeler tamamlanıp Maddeleri geçirmiş. AKP'nin meclise sunduğu torba kanun finansal sisteme sirayet edebilecek olumsuz bir gelişme halinde Cumhurbaşkanı'nın kurumların yetkilerinin üzerine çıkarak müdahale etki, müdahale etme yetkisi gündeme geliyor. Şimdi e, Kazım Güleç yüzden önce dünkü İbrahim Kahveci yazısını bulalım arkadaşlar. Dünkü olduğu için kolay bulursunuz. Eskileri de iyi buluyorsunuz maşallah. Dünkünü bulalım. E, onun baş taraftan bir bölümünü paylaşacağız. Yazı soğanın rekabet kurumunu nasıl zor duruma düşürdüğünü ve rekabet kurumunu itibarını nasıl zayıflattığını ortaya koyan bir yazıydı İbrahim Kahveci'nin yazısı. Şimdi neden İbrahim Kahveci'nin yazısının başlangıç bölümünü dönme ihtiyacı hissettik? Paylaştığımızda hak vereceksiniz ama Yeni Asya'nın maşretini bir daha hatırlatalım. Ne diyor? Cumhurbaşkanı kurumların yetkisinin üzerine çıkarak müdahale edebilecek. Yani e, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle zaten yeni bir kurumsallaşma söz konusu. Hiçbir geleneği yok. Hiyerarşisi konusunda da sıkıntılar var. Bakanlar var. Ama bakanlar daha ziyade e, politika üreten değil de üretilmiş politikaları uygulayan gibi. Ofisler var, kurullar var Cumhurbaşkanlığı'nda filan. Yani yepyeni bir yapı var. Henüz bir geleneği yok. Ve alanları çok sağlıklı biçimde belirlenmiş ve kurumsallaşmış bir durum da yok ortada. Şimdi bakın, e, zaten var olan kurumların ve o kurum hafızalarının silinip gitmesiyle oluşturulan yeni kurumlar ve bunların henüz oluşmamış hafızaları ve belirlenmemiş sınırları, yetkileri, güçleri, etkileri yeniden yapılandırmaya çalışılan bir devlet yapısı. Böyle bir e, durum söz konusu. Üstelik zorlu ve kriz bir dönemindeyiz. İşte e, bu kurumların üzerinde Cumhurbaşkanı'na yetki veren o torba yasadaki düzenleme ve İbrahim Kahveci'nin dünkü yazısı ama başta ta Abdülhamit döneminden bir anekdot var. O anekdot için okuyorum bu yazıyı. Bir soğan koca kurumu bitirdi. Başlığı böyleydi dünkü yazısın. Dün okuduk bu yazıyı tamamını okuduk. Biz soğan kısmını okumayacağız efendim. Kurumlar ve kurallar. Sanırım bir toplumun devletin ayakta kalması için en önemli şartlardan biri de kurumların ve kuralların işlemesidir. Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa kitabında Şevket Süreyya Aydemir şu analizde bulunuyor. Abdülhamit döneminde devlet Yıldız Sarayı gibi küçük bir yere hapsoluyor ve kurumlar güçlü lider etrafında çalışamaz hale geliyor. Fizan'da bir karakol çavuşu bile Abdülhamid'in haberi izni alınmadan atanamaz oldu. Onun döneminde devlet ayakta kaldı ama kurumlar giderek yok olduğu için sonrasında birden çöküş yaşandı. Bu kadar zaten. Bizim antikara aktaracağımız kısım bu kadar. Onun dönemi derken Abdülhamid'in döneminde devlet ayakta kaldı ama kurumlar giderek yok olduğu için sonrasında birden çöküş yaşandı. Bu girişle beraber yazının devamını da dün okumayanlar için biz e, özetliği verelim. E, rekabet kurumunun bu yılın içerisinde ilk barda hatırlarsanız bir de patates krizimiz vardı hem patates hem soğan krizimiz vardı öyle değil mi? İşte o süreçte ta Mayıs ayında itibaren Ağustos'a kadar yaptığı çalışmalar ve o çalışmaların sonunda Ağustos'ta hazırladığı bir rapor ama Ekibay'ın da sitesine koyduğu bir rapordan alıntı yapıyor. Ağustos'ta hazırlanmış rapor. Ve e, ilkbahar yaz dönemindeki soğan patates fiyatlarındaki oynamaya ilişkin bir tespit yapmış rekabet kurumu. Özetle diyor ki rekabet kurumu o raporunda. Evet biz bu alanı inceledik ama bu konuda problem herhangi bir stokculuktan depoculuktan veya efendim işte e, ihtikardan falan kaynaklanmıyor. Evet. Bu e, tamamen Üretimle alakalı sorunlardan kaynaklanan bir fiyat yükselişi. Yani ortada fiyatları yükseltmek için büyük miktarlarda stoklayarak efendim işte fiyatların yükselmesine e, yol açan filan kimse yok diyor. Rapor özetle bunu söylüyor. Ağustos raporu Ekim'de yayınlanıyor. Sonra evvelsi gün rekabet kurumu bir rapor daha yayınlıyor. Vallahi her şey olabilir e, şeklinde mealinde bir rapor. O yüzden hani e, siyasi etkilerle bu kurumun itibarını yitirmesi anlamındaki bir yazıydı aktardığımız ama Baş tarafı aha işte bu o halde de Cumhurbaşkanı'nın yetki meselesi var ya. Yani kurumların ve kurumsallaşmanın giderek önemini anlamını etkisini gücünü yitirmesi. Tek kişi etrafında şekillenme. İnanın bunu AK Partiler de ciddi olarak tartışıyor ama tabii korku dağları bekliyor. Herkes böyle aman diye konuşuyor. Efendim ee, madem öyle bir yazı daha var. Onu da ee, onu da hazırlatalım. E, reklamdan sonraki bölümde okuruz. Bunun tamamlayıcısı olacak. Yani gerek yok filan diye düşünmüştü ama bugünkü köşesinde e, Melih Aşık'ın oradan alıntılarız. Harem-i İbrahim'e de musallat oldular. Filistin yönetimi UNESCO'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehrinde bulunan ve sık sık İsrail ihlallerine maruz kalan Harem-i İbrahim Camii'ni koruma çağrısında bulundu. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Yahudi yerleşimcilerin sık sık Harem-i İbrahim Camii'ne baskın düzenleyerek cami avlusunda ayin düzenlediğini belirtti. Şimdi e, Yeni Asya'dan bir alıntı yapacağımızı söylemiştik. 16 yılın özeti başlığını taşıyan Kazım Güleç Yüz, genel yayın yönetmeni imzalı bir yazı bu. Gelsin görelim. Bu arada aşağıda benim masada Milliyet Gazetesi'nin Melih Aşık köşesi olacak. Onu getirirseniz bir yazı yazdıracağım oradan. Gelinen noktada diyor e, yazının bir bölümünde Kazım Güleç Erdoğan'ın bir zamanlar her fırsatta tekrarlayıp son dönemde terk ettiği beraber yürüdük bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda dizelerine muhatap yol arkadaşlarının çoğu devre dışı. En başta birinci Başbakan ve Cumhurbaşkanı Gül'le 3. Başbakan Davutoğlu. Önceki meclis başkanlarından Arınç, Toptan, Çiçek ve Şahin de tasfiye edilmiş ya da büyük ölçüde kızağa çekilmiş durumda. AKP kabinelerinde bakanlık yapıp da devre dışı bırakılmış isimlerden partide kalmaya devam edenlerin çoğu herhangi bir iz bırakmadan nisyana yani unutmaya terk edilmiş vaziyette. Partinin kurucu kadrosunda yer aldıkları halde dışlanan ve yolunu ayıran eski bakanlardan Yaşar Yakış ve Ertuğrul Yalçınbayır gibi isimler muhalefette konumlandılar. Ama pek etkin olabildikleri söylenemez. Ali Coşkun ilk dönemdeki birkaç çıkışın ardından derin bir suskunluğa gömülmüş farklı bir gelenekten gelerek bir dönem vitrin için değerlendirilen Ertuğrul Günay muhalif çıkışlarda bulunmayı sürdürüyor. İlk dönem AKP'de yer alıp erken ayrılanlar içinde nispeten en etkili görünen isimse İyi Parti'nin başında yola devam eden Meral Akşener. Daha etkili olabilmesi için ürkücü ve Atatürk imajından arınıp münhasıran demokrat bir yörüngeye dümen kırması icap ediyor yorum yapmış Kazım Güleç ki yani e, malum, e, Yeni Asya çevresindeki e, nurcuların bir de e, özellikle Kazım Güleç'in bir Atatürk e, şeyi var, fobisi var. E, örnekler daha da çoğaltılabiliyor. Gelinen noktada açıkça görülen o ki AKP esas itibariyle Erdoğan'ı başkanlığa taşıma hedefiyle hazırlanan bir projenin adıymış. Partide bu hedefle uyumlu olanlar konumlarını bir şekilde korurken arıza çıkaranlar tasfiye edilmiş. Dahası kimi iktidar yorumcularının da yakındığı gibi dağdakilerin gelip bağdakileri kovduğu, emektarların dışlanıp küstürüldüğü bir tablo oluşmuş. Geride kalan 16 yılın özeti ve gelinen nokta kısaca böyle demiş gördünüz e, yazısında e, Kazım Güleç Efendim devam ediyoruz. Devam ettik. Sırada Akit gazetesi var ekranda. Bu arada Abdurrahman Dilipak'ın yazısını da hazırlayalım. Reklama öyle gideriz. Efendim haini böyle beslemişler. Hasan Cemal'in bağımsız gazetecilik platformuna batıdan para yağmış. Yağmış hay Allah yani. Yağmış bayağı bir 10 sene önce falan yani. Şimdi gazeteci olarak sizin haberiniz yeni olabilir de. Yönetenler devletin bütün bilgilerini ellerinde toplayanlar. Üstelik o ok kurumları da e, kendi kadrolarıyla kendi yollaşlarıyla dolduranlar bu bilgiden habersiz miydi? Başını Almanya'nın çektiği Avrupa ülkelerinin FETÖ ve PKK'nın sözcülüğünü yapan Hasan Cemal'in kurduğu bağımsız gazeteciler platformunu finanse etti ortaya çıkmış. Yeni bir ortaya çıkmış. <laughs> Yeni bir var. Yok. Paranın ne zaman gönderildiği belli gönderdikleri para. O tarihlerde Hasan Cemal Hasan abi deniyordu ya kardeş. Öyle değil mi? Hasan Cemal değildi. Hasan abi değil miydi? Bazı büyüklerimiz öyle söylüyordu. Hasan abi. Evet. Haçlı Batı'nın ihanet platformuna 17-25 Aralık kumpasından sonra yaklaşık bir buçuk milyon TL para aktardı, belirlendi. 1,5 milyon ne ki ya? buçuk milyon ne ki? Yani geldiğimiz noktada tabii canım. Size bize konuşmuyoruz yani. Mevcut ekonomik sistem içerisinde 1,5 milyon dediğiniz orta bir daire. Dikmen de bu paraya daire satıyorlar. Karadeniz müteahhitler. Daire daire. Dikmende. Efendim. E, <laughs> yani para çok para değil onu söylemeye çalışıyorum. Ne olacak yani? Evet. Peki. Abdurrahman Dilipak ne yazmış efendim bugün? Ona bir kulak verelim. Bu ara e, bayağı bir yanık kokusu almış gibi geliyor bize Abdurrahman Dilipak. Evet. Bayağı bir yanık kokusu almış. En azından bizdeki böyle. <laughs> ne yazmış bir bakalım. Biat ve siyaset demiş efendim. Başlık böyle. Duyuyorum ki şimdi yine birileri biat topluyormuş. Bir zamanlar Şevket Kazan da Erbakan için yazılı biat topluyordu. 12 Eylül'de o gece o belgeleri yak yak bitmedi. Korkarım tarih yine tekerrür ediyor. Hem de daha cahilce. Halk arasında tarikat şeyhine ya da siyasi anlamda devlet reisine kayıksız, şartsız itaat, bağlılık sözü anlamına kullanılmaktadır. Ve bu doğru bir tanım ve uygulama değildir. Bu iş biat değil, bu şekliyle bidattır. Aklınızı kiraya vermeyin. Şeytan bizi Allah'la aldatmasın. Biat ve takiye tevil gibi kavramların arkasına saklanarak da aldatmasın. Din ve devlet büyüklerimizi ilah ve Rab edinmeyin. Din ve devlet büyüklerinizi ilah ve Rab edinmeyin. Sözü dinleyin. Doğrusuna tabi olun. İşe bakın. Doğrusuna destek verin. Yanlışına karşı çıkın. İşlediği işe bakın demeye çalışıyor tabii. Haksızlık kimden gelirse gelsin. Kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı olun. Zalim babanız, şeyhiniz, hükümdarınız da olsa bir kavmi olan düşmanlığınız bile sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. Musalla taşında meyyit gibi olmayın. Zalim hükümdarlar karşısında susup dilsiz şeytan olmayın. Masiyette itaat yani günahta haramda itaat yoktur. İşi ehline verin. Kula kulluk yoktur. Cübbesinin hesabını soran sahabeye cevap veren ve hesap soran birinin varlığına şükreden bir Ömer var. Hazreti Ömer kastedilen burada. <laughs> hesap soranın kellesini kopartmaya gelen değil kalsın. Şimdi burada Hazreti Ömer örneği var ya. Bir dönem... E, <laughs> Henüz AK Parti ortada yok. Refah Partisi'nin e, işte son zamanları ayrışmanın biraz arifesindeki e, dönemlerde Hazreti Ömer e, kıssaları çok anlatılıydı. E, neydi Hazreti Ömer kıssaları? İşte devletin işini görürken devletin mumunu, kendi işini görürken kendi mumunu filan. Sonra <laughs> üzerinde yeni elbiseyi gören sahabeye nereden buldun bunu diye sorduklarında çünkü bir yeni elbise kadar düşmemiş kumaş oğlunun hissesini de alarak ancak bir yeni elbise yapabildiğini söyleyen ve bunu soranlardan da kelle kopartmayıp şükreden bir Hazreti Ömer hikayesi, bu kıssası. Bunları hep bir tarihte AK Parti ilk dönemi, refahın son dönemlerini çok dinledik. Sonra anlatanlar bunları anlatmaktan vazgeçtim Belki de ona gönderme yapmış Abdurrahman Dilipak. Devam, bitiriyoruz zaten. Zalim iktidarın meşruiyetini kabul etmeyen Ebu Hanife, sultanın gasp ve sahiplik iddiasında bulunmadığı bir yere defnedilmesini vasiyet etmiş. Kalsın. Bir önceki sayfa kalsın. Müthiş bir şey bu. <laughs> Zalim iktidarın meşruiyetini kabul etmeyen Ebu Hanife, sultanın gasp ve sahiplik iddiasında bulunmadığı bir yere defnedilmesini vasiyet etmiş. Ve Bağdat'ta Hayzuran kabristanının doğusunda bir yere defnedilmiş dirisiyle teslim olmadığı zalim, ısırıcı melike cesedini bile bırakmamış. Bu işi sulandırarak kendi siyasi, şahsi, menfaat, makam ve ihtiraslarının tatmin için dini kavram ve kurumları kullananların, toplumun cahilliğini istismar eden açık gözlerin hilelerine karşı uyanık olalım. FETÖ'de bunu yapmadı mı? Birçok örgüt böyle yapmadı mı? Aynı delikten kaç kere ısırılacağız? Bunların FETÖ'den, DAEŞ'ten ne farkı var? bunlar kim aldatılanları falan yani hani bir nokta tarifi yok bilmiyorum. Efendim e, gerçek gündeme devam edeceğiz. Yazılarımız var onları da paylaşacağız. Gazetelerimiz var aktaracağız ama bir reklamımız var. Verelim sonrasında yeniden gerçek gündemde. Değerli izleyiciler gerçek gündeme devam ediyoruz efendim. Gazetelerimiz, köşe yazılarımızla devam ediyoruz. Eee. Akit gazetesini paylaşmıştık. Abdurrahman Diripaktan bir alıntı yapmıştık. Ama onun öncesinde Yeni Şafak'ın, Yeni Asya'nın düzeltiyorum. Ekonomide olabilecek bir olağanüstü hal karşısında kurumların yetkisini Cumhurbaşkanı'na devrettiği bir hukuki düzenlemeye ilişkin bir haber vardı. Torba yasayla ile birlikte gündeme geliyordu. Aslında ona ilişkin bir yazıyı... Ee, sanıyorum pazartesi veya salı günü yine bir sizlerle paylaşmıştık ee, Sözcü Gazetesi'nde ee, Çiğdem Toker'in köşesindeydi. Ee, sonrasında dün paylaştığımız İbrahim Kahveci yazısına bir gönderme yapmıştık. İbrahim Kahveci de e, rekabet kurumunun kendi yaptığı araştırmayı yalanlayan açıklamasıyla nasıl zor duruma düştüğünü vurguladıktan sonra Tarihten bir örnek vermiş Abdülhamit döneminin tek e, padişah yönetiminin devleti ayakta tuttu ama kurumları işlemez hale getirdiği e, hatırlatması Şevket Süreyya Aydemir'den alıntılamıştı. Ve de e, onun üzerine biz de bugün alıntılamadık bir yazı ama hadi reklam arasında yetiştiriyoruz dedik bir yazı paylaşalım istiyoruz efendim. Milliyetten e, Melih Aşın köşesinden. Bir yabancının gözlemi bu. Türkiye'de çalışan iş hayatında bir yabancının gözlemi. Gelsin yazı görelim efendim. Ekonomi yürümez. Başlık böyle. Türkiye'de ekonomi neden sürekli sıkıntıda? Quora internet sitesinde Can Cruzat adlı uçak bakım mühendisi bu soruya kişisel deneyimlerinden hareket ederek yanıt veriyor. Jean Cruzat isimli bu yabancı şöyle Türkiye'de çalışmış ve şu sonuca ulaşmış. Son 3 yılda iki Türk uçak şirketinde çalıştım diyor Jean Cruzat. Gördüm ki ilişkiler tamamen feodaldir. Patron patrondur. Alt kademedeki tüm memurların görevi patrona şirin görünmektir. Patron her şeyi bilir. Altında çalışanlar onu sorgulayamaz. Eğer başarı varsa bu patronun akıllı kararlarının eseridir. Eğer başarısızlık varsa yukarıdan aşağıya doğru herkes birbirini suçlar. Sonunda suç en alttakinin sırtında kalır. Almanya'da bir uzmanın görevi eğer bir karar şirketin aleyhine ilerliyorsa üstlerini uyarmaktır. Türk şirketlerinde ise patron herhangi bir tavsiye ya da uyarının itibarını düşüreceğini düşünür. Kalsın bir önceki sayfaya dönelim. Türk şirketlerinde ise patron herhangi bir tavsiye ya da uyarının itibarını düşüreceğini düşünür. Şimdi e, bunu illa ekonomi siyaset ekonomi düzeltiyorum şirket filan diye düşünmeyin. <laughs> bunu devlet yönetimi filan diye düşünün. Parti yönetimi diye düşünün. Hiçbir parti ayırmadan ha filan. Devam. Elemanlar da bunu bilir, üstlerine akıl vermeye çekinir. Mesleki eğitime önem verilmez çalışacak kişinin üniversite mezunu olması daha değerlidir. İşten atılan elemanlar atıldığıyla kalmaz, kara listeye de sokulur. İşten atılan elemanlar atıldığıyla kalmaz, kara listeye de sokulur. Başka yerde iş bulamaz. Çalıştığım şirketlerde çok usta elemanlar vardı. Ancak patron korkusundan yanlışı görseler de susuyorlardı. Türkiye'de şirketler böyle takım ruhundan uzak çalışıyorsa, feodal sistem geçerliyse genel ekonominin kötüye gitmesi de olağandır. Yabancı Türkiye'deki 3 yıllık çalışma hayatı sonunda bu yazıdaki sonuçlara ulaşmış efendim. Bu iş dünyası, iş hayatıyla ilgili tespitler ama siyasete, parti yönetimine falan böyle. Bunları böyle bir düşüne durun siz. Biz Türkiye gazetesine dönelim efendim. E, Terörün hedefi Türk ekonomisi demiş efendim. Maryland Üniversitesi'nin raporu. Sürpriz köprü cezaları iptal edildi. Binlerce mağdur sevindi. İyi ki seçim var. Değil mi efendim? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin yasak olduğunu bilmedikleri için yüklü miktarda ceza kesilen hafif ticari araç sahipleri dün sorgulama yaptıklarında sürprizle karşılaştı. Cezaların silindiğini gördüler. Darısı Osman Gazi Köprüsü'ne. Evet. Darısı Osman Gazi Köprüsü'ne. Ama orası özel sektör. Değil mi? Yapışlat devlet modeliyle yapılmış. Oraya dokunulmuyor. Oraya bakınız koskoca Cumhurbaşkanımız Ramazan Bayramı'nda Kurban Bayramı için söz vermişti. Bakarız demişti. Yani yapışta devlet modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Geçişi Köprüsü neyse. Parasız olacaktı en azından bayram süresince. <laughs> Kurbanda bile olamadı. Oraya söz geçmiyor. tıp ticarete dönüştü demiş onkolog doktor Yavuz Dizdar. Hastalık patlaması bilinçli yapıldı. Doktorlar öğrendiklerini paraya çevirmeye çalışıyor. Geneti değiştirilmiş gıdaların ülke gündemine taşıyan onkoloji uzmanı Yavuz Dizdar. Tabi bunu sadece Yavuz Dizdar değil bu konuda gayret sarf eden başka isimler de var. Ki bir tanesi Kemal Üzer'dir hakkını teslim edelim. Şikayetiniz yoksa oranızı buranızı kurcalatmayın. Futbolcu transferi gibi doktor transferi var. Portföyü olan bir doktor bir hastaneden diğerine hastalarını götüreceği varsayıldığı için transfer ücreti alınıyor. Ve daha neler neler performans sisteminin tüyler ürperten uygulamaları var. Bilenler biliyor. Büyükler de biliyor. Star, cinayeti Birleşmiş Milletler soruşturacak. Hadi bakalım hayırlısı olsun efendim inşallah. Ee, Kaşıkçı söz ediyoruz. Kaşıkçı'nın ipi çekildi mi? Ee, bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü bir lobi var. Çekerse orası çekecek zaten. Sözcü enflasyondaki düşüş pazara uğramamış. Enflasyondaki düşüş pazara uğramamış, yoldadır, uğrayacaktır. Ona da Aralık ayında uğrayacaktır. Değil mi efendim? Büyük ihtimalle Aralık ayında uğrayacak pazara. Ki yılbaşında enflasyon hani e, makul düzeylerde olabilsin. Enflasyonun geçen ay %1.44 düştüğü açıklandı. Nereden 1.44 ya? Enflasyon e, 25'lerden 21'lere e, 3 küsür 3.60 mı ne düştü. Efendim İstanbul Beylikdüzü'nde kurulan salı pazarında fiyatlar tam tersini söylüyor. Evet, e, evet. Salı pazarında soğanın kilosu 5 lira. Çok şubeli ve marketlerde biraz döküntü soğan ama Orada da 4 lira. Ben hazır Ankara'da ben gördüğümü söylüyorum. Evet file dolmuyor. Tencere kaynamıyor. Hamsi 10. Çinakop 20. Evet. Balık azaldı fiyatlar da arttı. E tamam. Yani orada art talep falan buna söyleyecek laf yok. Efendim. Peki AKP'de MHP'ye 6 ilde ittifak jesti bugün açıklandığında bu iller muhtemelen yer almayacak. 14 ilin daha açıklanması bekleniyor ya. Şimdi çok ilginç bir e, Danıştay savcısının mütalası var. Nedense pek yankı bulmadı. İktidar gazeteleri de pek kulak vermedi. Hayret. Küçük de olsa sözcünün birinin sayfasında yer almış. Danıştay savcısından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde türban layıklık ilkesine aykırı diye bir mütalaa vermiş. Hiç yankılanmadı çok şaşırdık. Efendim son söz asgari ücreti tuzu kurular belirliyor hayatı, ekonomiyi, siyaseti, her şeyi tuzu kurular belirliyor. Sadece asgari ücreti mi? Ve günün haberi şimdiye kadar moraliniz bozuldu. Canınız sıkıldıysa şöyle bir ferahlayayım diyorsanız. Çok gerçek hatta hiç gerçek olmasa da sabah ekranda. ceplerde dolacak, yüzler gülecek efendim. Hadi inşallah, inşallah, inşallah. Efendim yeni yıla birlikte emekliden memura, engelliden yaşlıya, esnaftan işçiye ve işçize 81 milyon vatandaşın geliri artacak. Fiyatlar da artacak ama o başka. Peki ee, yine bir yabancı başkentte bizi hedef alan bir operasyon düzenlenirse ne olacak? Efendim 3 milyon memur. %4 toplu sözleşme zammı. O var zaten. 7.4 enflasyon farkı. Nereden hesapladın daha? 2018 enflasyonu hesaplanmadı ki. Neyse. 12.3 milyon emekli. 1896 liradan düşük emekli maaşı olmayacak. Vallahi ve billahi yamala. Bu kadar bu kadar yalan olur mu? Olur. Şimdi yüzü de kızarmıyor bu haberi yapanın. Buraya yazar. Bir sayfaya haber yapıyorsun. Bir milyon sekiz yüz doksan yani bin liradan en düşük emekli maaşı olacak. Yahu bin liranın altındaki emekli maaşlarını bin liraya getiren torba teklif işte mecliste değil mi? Bin liranın altındakilerini bin lira yapıyoruz diyorsunuz. Mecliste. Bin sekiz yüz lira ne Allah aşkına? 12.3 iki milyon emekli için diyorsun çünkü. Ha şunu desen memur emeklisi falan? eyvallah. Yani o öyle olabilir bilmiyorum onu. Tamam bin lira olabilir. Evet. <laughs> Efendim bu arada e, 7 milyon işçi için 400 lira asgari ücrete zam. Ha zam mı verdiler? Komisyon boşuna toplanıyor. Bugün komisyon boşa toplanıyor. Sabah zam mı vermiş? İktidar gazetesi olması dolayısıyla da tabi biliyor. 400 lira. Eh, demek ki 2000 lira olacak. Özeti bu. Yandaş sendikada 2000 lira isteyecek aklı varsa ki istedik aldık diyecek. Yandaş sendika olur mu? Olur. Oluyor mu? Oluyor. Yandaş muhalefet diye kavramlar hani bu sürecin ee, cilveleri. Evet peki. <laughs> Efendim. Ee... pekala. Gene de pembe haberler yürek ferahlatmıştır. Olsun. Şimdi ee, devam edelim. Posta gazetesi. Ceset yok, film var. Ne olsun? Bir ceset bulmak lazım cinayet olabilmesi için değil mi? Orta Doğu gazetesi, ee, bu da yanlış. Birinci turda söyledik. 232 bin kişi cezaevinde falan. Hayır. Adalet Bakanlığı açıklaması. 259 bin küsür, 260 bin civarında. Yalan yanlış bilgilerle. Ama çarpıcı olan burada adli sicil ve istatistik verilerine göre dolandırıcı sayısı 1 milyonu geçmiş. Cezaevindeki sayısı 7 binmiş ama piyasada geri kalan demek ki 993 bini piyasada dolaşıyor demek ki aramızda. Evet. Sanal alem üzerinden yapılan dolandırıcılıklar. Milli Gazete NATO Irak'a Kamp kuruyor demiş ve milat köşeye sıkıştı diyor. Suudi infaz timi ve Prens Selman'ın etrafındaki çember daralıyor. Geldik karara. Trump kalkanı yetmedi. Şimdi karardan bir alıntı yapacağız. Akif Pekin'in köşesinden bir alıntı yapacağız. Ama önce bir fotoğraf paylaşmamız gerekiyor efendim. Aslında bu fotoğraf bir süredir sosyal medyada çok dolaştı. Ee, ama biz burada aktarmadık sosyal medyayla ilgilenen hemen herkes mutlaka görmüştür. Ee, AK Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan aday adayı bir isim bir pankart yapmış. <laughs> Efendim e, filan çok ilginç tabii ilginç olduğu için e, çok paylaşıldı sosyal medyada. Ama üzerine yazı yazana biz rastlamadık. Bugün Akif Peki o fotoğraf üzerinden mi yazı yazmış ama önce fotoğrafı bir görelim. Görmeyenler olabilir görüp de unutanlar varsa hatırlatmış oluruz. Zaten fotoğraf tek kare. Her yerde böyle paylaşıldı. Fotoğraf çekilirken aslında kadrajda bir hata var. Bakın herkes diye belki Trakya ağzı olunca H'ler düşer ya. Belki o öyle bir Trakyalı mı ağzı kullanan birisi mi fotoğrafı çekmiş bilmiyorum. Yani herkes yerine herkes demiş. Ama yani biraz daha kadrajı dikkatli yapsa o de çıkacaktı. Ama tek kare bir fotoğraf. Herkes evini yapacak diyor efendim. O AK Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan Aday Adayı İsmail Gürkan. Herkes evini yapacak. Kimse rüşvet vermeyecek. Yani demek ki rüşvet vermeden ev yapılmıyor. Bu bankarttan biz onu anlıyoruz. Veya AK Parti Beykoz İstanbul Beykoz Belediye Başkan Aday Adayı İsmail Gürkan hep böyle olaylara tanık olmuş demek ki. Rüşvet vermeden ev yapılmıyor. Belki de Beykoz'a özel mi bilmiyorum. Neyse. Peki Akif Peki ne yazmış? Gelsin görelim. Rüşvet vermeyeceksiniz vaadi neden mi tutmadı? Evet. Yani gerçekten sorulması gereken soruyu sormuş. Beykoz'da AK Partili bir aday adayının afişi çıkmıştı. Herkes evini yaptıracak, kimse rüşvet vermeyecek yazıyordu. Muhtemelen gürültü koparmayı, tüm gözleri üzerine çekmeyi umuyordu. Sınırlı bir ilgi ve dikkat toplayabildi. Ama belediye başkanlığına talip İsmail Gürkan'ın umduğu etkiyi uyandırmadı. Ne çalkantıya yol açtı ne de bir sansasyon koptu. Bir vaatle Türkiye'nin gündemine gelip oturmayı başaramadı. Sadece tersinden çıkarılan sonuçla birkaç kere kendisinden bahsettirdi. İmar sorunlarının hali hazırda rüşvetsiz çözülemediği imasıyla bir iki haber konusu oldu o kadar. Aynı şey başka yerde yaşansa ne teveccüh görürdü halbuki? Meksika'da yeni başkan Obrador'un çalmayacağıma söz veriyorum vaadi seçim kazandırmakla kalmadı. Hala yankılanıyor medyada. Halkım beni korur diyerek yakın koruma sayısını mı düşürdü? Hemen o vaadini hatırlatıyorlar. Halkı yoksulluk çekerken Meksika'ya lüks diyerek devlet uçağını mı satışa çıkardı? Akla o vaadi getiriliyor. Bu meblağ ülke şartlarında bana fazla diyerek maaşını mı yarıya indirtti? O vaatle birlikte haberleştiriliyorlar. Bu durumda en doğru subliminal çıkarsama ne mi olurdu? Tabii ki adayın Kendilerini rüşvetten kurtaracak birini aradıklarını zannedip Beykoz halkını yanlış okuduğuna hükmetmek. Yani Beykoz halkının rüşvetten kurtulmak gibi bir talebi var mı? Evet, onu bilmiyoruz. Meksika'da işe yarıyor demiş efendim. Çünkü orada cana tak etmiş rüşvetin yaygınlığı. Yandım Allah, el aman dedirterek bunu altmış. İlla dedirtmiş seçmeni. Yaka siktirmiş. Halkın şurasına kadar gelmiş demek. Evet. Bu yaklaşımından yola çıkarsak Akif Pekin'in. Henüz burada kimse illallah Allah dememiş efendim. Tabi başka türlü okursak. Henüz illallah Allah dedirtecek seviyeye de gelmemiş. Peki. Karar ekranda görüyorsunuz. Trump kalkanı yetmedi diyor ama. Asıl e, hoş haber, bakınız hemen altında. Mesaj için mi burada düzenlediniz demiş efendim, Sayın Vali, e, Kocaeli Valisi söz konusu olan. E, düzeltiyorum Adapazarı Valisi. Adapazarı'nda engellilere yönelik külliye projesi için tarım, tanıtım düzenlenmiş. Ancak asansör bozuk olunca engelliler kapıda kalmış. Vali trajikomik tabloyu görünce. Herhalde arkadaşlar soruna dikkat çekmek için burayı özellikle seçmiş demiş efendim. Ne desin dayın Vali? Ne acar ne başarılı bir kadro ile çalışıyoruz diye memnuniyet duymuştur efendim. Devam edelim peki. <laughs> efendim Hürriyet gazetesindeyiz. Tarihe dinamit demiş Hürriyet'in manşeti görüyorsunuz. E ee, peki yer Afyon Karahisar. Firik Vadisi definecilerin tarihe verdiği acımasız zarara bir yenisi daha eklenmiş efendim. Hürriyet'in manşet haberinden görüyoruz. Firik Vadisi'ndeki bin yıllık Ayazini Kilisesi'nin duvarları dinamitle yıkılmış. Hedefini arıyorlar. Halbuki bu konudaki uygulamada belki ruhsatlı yetkili olan başka adresler vardır. Bunlar için e, ayak takımı. Kocatepe Üniversitesi'nden Ümit Emre Kur verdiği bilgiye göre define avcıları duvarlara açtıkları deliklerle dinamit dokunmaları yerleştiriyorlarmış. Duvarları yıkan patlamalar bütün yapıya da zarar veriyormuş. Belediye ile jandarma bölgedeki güvenliği arttırmış. Geceleri drone ile denetim başlamış. Ve böylesi yoğun bir gündemde e, hürriyette bu özel haberini e, manşete taşımış efendim. Kur'daki aşırı oynaklığa kayıtsız kalmayız. Merkez Bankası döviz kurundaki aşırı oynaklıkların finansal istikrara risk oluşturması halinde kayıtsız kalınmayacağını söylemişler ki zaten biz de bir analizi Mahfi Elmesin BBC Türkçe'ye yaptığı. O analiz üzerinden paylaştık Mahfi Elmesin yazının tamamını isteyenler BBC Türkçe sitesinde duruyor Mahfi Elmesin yazısı paylaşabilirler. İdlib'de sıcak gelişmeler. Şimdi tarihe dinamit manşette Altında tek sütun bir haber var. İdlib'de sıcak gelişmeler. İdlib öyle bir yer ki Türkiye ye ciddi sıkıntılar doğurabilir. Bölgesel bir savaşın sebebi ve gerekçesi olabilir. Ama tek sütun. Türkiye ile Rusya arasının Türkiye ile Rusya'nın anlaşması sonrası suların durulduğu İdlib'de HTŞ örgütü saldırıya geçti. Heyet Tahrir el-Şam Şimdi şöylesi de çok önemli bir haber. Türkiye Rusya ile anlaştı. Siviller zarar görmesin. Türkiye yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmasın diye. Bir ee, işte 5 ila 10 kilometre galiba bir <laughs> güvenlik kuşağı oluşturulsun. Buradaki ee, silahlı Rusya'nın ve Suriye'nin terör unsuru diye tanımladığı gruplar daha içeriye doğru çekilsin ve ağır silahlarını teslim etsinler. Tabii zor bir iş Türkiye açısından. Elbette. Türkiye'ye dönük bir takım sıkıntıları da söz konusu olabilirdi ama fark etmez. Sonuç itibariyle böyle bir anlaşma ve bunu Türkiye çabalıyor bunu. Şimdi HTŞ e denen örgüt. Suriye güçlerine karşı askeri harekata giriştiğinde, saldırdığında Rusya ve Suriye buna cevap verecek. Suriye rejim güçleri cevap verecek. Yani Türkiye'nin istemediği şey olacak. Yani bir göç dalgası Türkiye'ye yeniden İdlib üzerinden gelebilir. Bunu yapmamaya çalışıyor. Bunu önlemeye çalışıyor Türkiye. <laughs> Ve bu tek sütun. TSK'nın kurduğu iki gözlem noktası arasında yer alan El Zeytun köyünü ele geçirmişler. Yeteşer'in bir başka köye daha saldırı başlattığı Özgür Suriye ordusu güçlerinin bu girişimi püskürttüğü öne sürüldü filan. Bir de sağlıklı bilgi alamıyoruz farkındaysanız. Neyse. Teröre aleni destek demiş efendim Güneş. Demirtaş'ın eli kanlı terör örgütü PKK'yı övme suçundan verilen 4 yıl 8 ay hapis cezası onandı. CHP'liler karalar bağladı. Malum isimler Kandil'in siyasi tetikçisini savunmak için sıraya girdiler demişler efendim. Evrensel işçilere adli kontrol zulmü demiş. Havalimanında çalışan işçilerin daha iyi koşullarda çalışma talebi ve eylemleri sonucunda gözaltına alınan, tutuklanan sendikacılar ve işçiler tahliye edilmişler ancak adli kontrolü şartıyla. Hala iş başındalar diyor Cumhuriyet. Nedir o bakalım. FETÖ imamı Adil Öksüz'ü tutuklatmak için çırpınan Savcı Ergün görevi bıraktı ve isyan etti. FETÖ ile mücadele ettiği için 10 kez sürülen, darbe girişiminin ardından da Kırıkkale'ye gönderilen Savcı Cihan Ergün, 25 Ekim 18'de emeklilik dilekçesi verdi. Artık özgürce konuşabileceğim diyen Ergün, Akıncı Üstü civarında yakalanan Mahrim İmam Adil Öksüz'ün iki kez tutuklanmasını istemişti. Tahammüller çiğnenerek serbest bırakılan Öksüz kayıplara karışmıştı. Devlet kurumlarının öksüzün kaçmasında ihtimali bulunduğunu, devlet kurumlarının öksüzün kaçmasında ihmali bulunduğunu söyleyen Ergün, yasanın bana verdiği yetkinin tüm sınırlarını zorlayarak ben tutuklamaya gönderdim. Tutaydınız, Velev ki bırakıldı. İki gün içinde ensesine bilmeniz gerekiriz dedi. FETÖ'nün bu kalemun gibi her yere girdiğini anlatan Savcı Ergün, Fethullahçı zihniyet hala yönetiyor demiş efendim. Evet, efendim. Astana gerilimi, Rusya-ABD'yi petrol ticaretiyle IŞİD'i Desteklemeyle suçladı. Cemil Sefri de Ürdün'de Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de iktidar tarafından sert tepkilere yol açan açıklamalar yaptı. Astana'nın fişini çekin Cenevre dediğinde Suriye üzerinden. Sonra buralarda gelirseniz buralarda biz varız ha daha önce yaşandı yani aman ha karşı karşıya kaldı filan. Açıkça bir tehdit durumu söz konusu efendim. Geldik bir güne asgari yaşam diyor efendim. Milyonlarca asgari ücretli yurttaş bugün başlayacak görüşmelere kilitlendi. Boşuna uğraşmayın. Sabah gazetesi efendim haberi verdi. Vallahi billahi yeminle yani. Buyurun. Boşuna söylemiyoruz. Yani hatta gösterelim. Bakın sabah günün manşeti sabahta. Ee, evet. Şimdi bakın bir daha verelim. Sabah gazetesi. Önce bir manşeti bir paylaşalım. Bakın. Ee, şöyle tam sabah gazetesi yazısı da okunsun. Bakın gelsin şöyle bir tam sayfa verelim. Cepler de olacak yüzler gülecek. Günün manşeti burada. Peki asgari ücret? Onların hepsi tamam. Maaş zamları tamam. Neden? Bakın şimdi onu biraz büyüterek görelim. Madem öyle hadi burada. Şimdi bakın. Ee, şöyle tam büyütelim de efendim iyice gözüksün. Gören görmeyen. Görenler görmeyenleri anlatsın. Buyurun. Ee, yüzler gülecek. 81 milyon. Hep beraber mutlu olacağız inşallah 2019'da. Peki 3 milyon memura %4 toplu çalışma zammı 7.4 enflasyon farkı. Hiç boşuna pazarlık uğraşma filan Aralık ayı enflasyonu beklemeyin. Rakamlar belli demek ki. Bu gazeteyi özenle saklayacağız efendim. Şimdi bu yalan. Yani 12.3 milyon emekli 1.896 bin lira. Yani 1896 lira en düşük maaş. Bu haber yalan. Memur emeklileri için en az Emekli maaşı bu olabilir Yalan Gerçekten yalan 12.3 milyon emekli en az 1890 lira alıyor yalan 1000 liranın altındaki emekli maaşlarını 1000 lira yapmak için torba yasa mecliste 1000 liranın altındakilerini 1000 lira yapacaksınız yalan Ama zam doğru olabilir Çünkü sabah kalitesi Görüşmeler boşuna Bugünkü görüşme vallahi yapılmasın Niye? 7 milyon işçiye 400 lira asgari ücrete zam. E sabah zam mı yaptı yahu? <laughs> Kim neyi görüşecek Allah aşkına bugün? O yüzden biz bu gazeteyi itina ile saklayacağız efendim. Asgari ücret rakamları ortaya çıktığında ve 2000 lira olursa, 400 lira diyor çünkü. 1603 lira ya malum neti 2000 lira tabii. Evet 1603 lira net. Evet günün haberi de bu olacak efendim. Pekala. Efendim bu arada süremizi tamamlamışız. Sabah gazetesinin bu müjdeli haberiyle noktayı koyuyoruz ama yarın sabah 07.15'te gerçek gündemde yine sizlerle buluşmak istiyoruz. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim.